Başlayalım. Tabii ki. 12 metrekarelik küçücük bir dükkanla başladım. Neftin geleceği yok. Onlara sordum. Dedim 80 milyar dolarınız olmasını ister misiniz sabah? Uçakta buradaki bir iş adamıyla tanıştık. 2014 ve 2015'te ikisinin ortak CEO'suydum. Yani iki rakip şirket. O ne olur? İşte siz ne iş yapıyorsanız yapın. Yaptığınız işin önemi yok. Önemli olan o işi en iyi yapan olmak. Elin Amerikalısının dolarını biz niye kullanıyoruz? Ona niye pul kazandırıyoruz? Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanla doğru iş. Herkesin yaptığıyla gidersek biz bu iş olmaz. Bakkal dükkanında, benim müşterimdi. Aşk öyle başladı. Çok süper. İnsandan nece bir time management olmalıdır ki bunların hamısını idare edebilsin? En kıymetli şey hayatta para değil. Hem business yapmak lazım, hem kültürümüzü aşılamak lazım. İnsanoğlu kendine gelmeli, ezberler bozmalı. Turan Özbahçeci 1970-ci ildə Şanlı Urfa şəhərinin Siverek bölgəsində anadan olmuşdur. Siverek peşə məktəbini bitirdikdən sonra ailə təhsilini 19 Mayıs Üniversitetində, Fizika Fakültəsi və Yıldız Teknik Üniversitetində elektrik mühəndisliyi üzrə almışdır. 6 yaşından işləyən, bir çox çətinliklərdən keçən Turan Özbahçeci hal-hazırda 8 ölkədə 30-dan çox şirkətin rəhbəri, iş adamı, biznesmen, layihə idarə etmə konsultantı kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 3 övladı var. İzləyicilər salam, Biznesçər kanalımızda salamlayırıq. Biznesçərin bugünkü qonağı 30-dan artıq şirkətin rəhbəri, iş adamı, biznesmen, layihə idarə etmə üzrə konsultant Turan Özbahçəsidir. Turan bəyə xoş gəlmisiniz. Hoş bulduk, təşəkkür edərim. Turan bəy, bizdə belə bir adət-ənənə var, ümumiyyətlə gələn qonaq özünü təqdim edir. Turan Özbahçəsi kimdir? Ya ben 11 yıla yakın Azərbaycandayım. Yani şu ana kadar aslında 6,5 yaşında ticarete atıldım. İşte iki tane üniversite bitirdim. Yıldız Teknik Üniversitesi ve fizik eğitimi aldım. Elektrik elektronik fakültesini bitirdim. Yani aslında normalde ezber bozan projeler yaptım bugüne kadar. Allah'a şükürler olsun. Erzak sahası aslında en önemli üzerinde çalıştığım saha. Süpermarketçilik. Tabii şu anda hem süpermarketçilik var, hem online satış var, hem taşımacılık var, hem lojistik var. Hem de aynı zamanda üretim var, istihsal var. 11 yıldır Azerbaycan'da bir fiil işler yapıyorum. Birçok markayı burada hayata geçirmeyi başardık. Yani daha çok böyle projelere biraz daha farklı bakan bir kimliğim var. Yani olmazları oldurma ile ilgili böyle keyifli projeler yapıyorum. 8 ülkede çalışıyorum şu anda halihazırda. 5000'e yakın çalışma arkadaşlarımla iş görüyoruz. Turan Bey, siz yəqin ki bu iş hayatını məsələn Türkiye'de başlamışsınız da, Türkiye'ye başlamışsınız, sonra Azerbaycan ve diğer ülkelerde de işlerinizi qurmuşsunuz. Türkiye'de mən bilmək istəyirəm ki, necə başladınız, nədən başladınız və niyə sonra Azerbaycan'a gəldiniz? Azerbaycan təbii ki ayrı bir sualdır. Ya şimdi böyle oldu. Tabii küçük yaşta dediğim gibi yani babam Siverek gibi doğduğum memlekette toptan dükkanı vardı. Ben ufacık bir bakkal dükkanına başladım çalışmaya. Daha sonra biz Mersin'e geçtik. Mersin'de işte bir iş hayatım ve eğitim hayatım oldu. İşte üniversite hayatım Samsun'da oldu. Samsun'da üniversite hayatım oldu 3 yıl. Ama ondan sonra İstanbul'a gitmek hep arzumdu, hep isteğimdi İstanbul'a gitmek. Ondan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik, elektronik kazanınca İstanbul'a geçtim. Hem ticarete başladım İstanbul'da. Yani mini marketle başladım aslında ilk ticarete. 12 metrekarelik küçücük bir dükkanla başladım. Kumburgaz denen İstanbul'un böyle sahife yeri, buranın buzovlası gibi düşünün. Orada böyle 3 ay orada mini markette çalışıyordum yayları, kışında okul okuyordum. O benim temelim oluşturdu. Sonra süpermarket açmaya karar verdim. İlk Arnavutköy'de süpermarketimi açtım. Ve böylelikle Arnavutköy'de başlayan süpermarketçi bütün Trakya bölgesinde 52 tane kendi öz mağazamı yaptım. Bu da 2012 yılında Tesco, İngiltere'nin Tesco şirketi var yani. Perakende de ilk 3 firmadan biridir yani Walmart, Tesco ve Carrefour. O şirketi satmaya nail oldum İngilizlere şirketimi, evet. Yani bu o zaman tabii ki başka işlerim de vardı. Yani süpermarketten başka Bulgaristan'da bazı çalışmalarım vardı. Bazı diğer üretim işlerim falan filan da vardı. Marketlerimi sattıktan sonra aslında niyetim Avrupa'ya gitmekti. Avrupa'da özellikle Danimarka'da Netto grubuyla bir işbirliği düşüncem vardı. Bir
ezber bozma projesi vardı. Fakat tevafuken uçakta buradaki bir iş adamıyla tanıştık. O iş adamıyla beraber sohbetten sonra işte Allah'ın takdiri demek ki burada yiyeceğimiz ekmeğimiz vardı. Ondan sonra o davet etti beni Bakü'ye 2011 senesinde. Geldim işte 2011 senesinde. 2010'un hatta dekabrında. İşte o zaman işte konuştuk neler yapabiliriz falan birlikte. Ben ona işte o zaman aslında destek verme amaçlı gelmiştim yani. Ben de zaten süpermarketlerime. Onun da hayali hep bir süpermarketler zinciri kurmak vardı. Aha. Toptan gıda işi yapıyordu, erzak işi yapıyordu, dağıtım işi yapıyordu. Bunların en büyük şirketlerinden bir tanesi. İşte Allah nasip etti, bana teklif etti. Güzel bir iş ortaklığı oldu. 3 yıl 2011'den 2014'e kadar. Evet, Aydın Bey'le beraber çalıştık. Aha. Onun markası, ismi, rengi, düzeni, lokasyonu, operasyonu, her şeyini kendi özüm yapmışım yani. 2011'den 2014'ün yanvarına kadar. Ben bıraktığım zaman 21 mağazamız vardı. 50'ye yakın da lokasyon vardı. Yani açılması gereken nokta. Daha sonra o hayat devam ettikten sonra buradan başka teklifler aldım işte Neptün ve Rahat Süpermarketler'de. Aha. 2014 ve 2015'te ikisinin ortak CEO'suydum. Yani iki rakip şirket. O ne olur? İşte çok buna benzer çok hayatımda böyle yenilikler oldu. Yani iki tane rakip şirket var. İkisi birbirine rekabet yapıyor. Hem ben Rahat Market'in CEO'suyum. Aynı zamanda aynı 17 ay. 3 gün, 5 gün, bir ay da değil. Aynı zamanda Neptün'ün de CEO'suydum. Yani 2014-2015'de bu mesela. İkisi de bilir tabii. Tabii bilir. Şeffaf ya. Niye? Onu tabii aranan adam olmak lazım efendim. Bakın mesele ne? Siz ne iş yapıyorsanız yapın. Yaptığınız işin önemi yok. Önemli olan o işi en iyi yapan olmak. Ben bu konuda deneyim sahibi, tecrübe sahibiydim. Çünkü kendi iş adamıyım. Süpermarket işte ciddi bir tecrübem var. Kendi süpermarketlerimi dünyanın en büyük şirketine satma becerisini göstermişim. Referansım bu istikamette. Ve gelmişim bir ülkeye, hiç bilmediğim bir ülkede bir marka yaratmışım ve bu markayı en zirveye taşımışım. Bugün yaptığım bütün markalar yaşıyor. Eğer o markalar yaşamamış olsa ben o markaları doğru yapmamış olurum. Bu Araz marketlerin 200 tane yakın mağazası var. Ve pazarın en büyük şirketi, en büyük oyuncusu. Bunun kurucusuyum yani. 3 yıl bütün işi kendi özüm görmüşüm. 2011-2014. Kendim planlamışım, kendim koordine etmişim. Kendim lokasyonu belirlemişim, kendim açmışım. Açılışlarını, programı, ekibi, eğitimi, lojistiği, IT'si, programı, insan kaynak, her şey. Daha sonra 2 yıl Rahat ve Neptün marketlerin inkişafıyla uğraşmışım. Rahat'ı aldığım zaman 5 tane mağazası vardı. Ben bıraktığım gün 28 tane mağazası var. Neptün'ün lojistik altyapısı, insan kaynakları, muhasebe, planlama, operasyon, hepsinin koordinasyonunu kendim yapmışım. Burada Portbakü'de Port Pazar mağazası var. Azerbaycan'ın VIP mağazası. VIP mağazası var. Onu ben 2015'te aldığım zaman orası 1,5 yıl bağlı olan, aslında Azerbaycan'ın gözünde olan bir yer. En önemli alışveriş merkezlerinin altında olan yer 1,5 yıl bağlıydı yani. Onu aldım ve 3 ay gibi kısa bir sürede mükemmel bir seviyede açılışı gerçekleştirdim. Mesela çocuk bezi fabrikası Karadağ'da 4 yıl bağlı olan bir fabrikaydı. 11 bin metrekare kapalı alana sahip, mükemmel İtalyan ve Alman makinalarla donatılmış. Fakat bir türlü işletilemiyordu. Bu istihsal da artık da. İstihsal tabii ki yani işte. Orada biz geçen sene fevral ayında o fabrikayı biz devletimizin bir kurumuyla anlaşarak devraldık. Ve orada inanın en güzel çocuk bezini, en kaliteli ve en iyi fiyata çocuk bezini ürettik Mini Boss markalı. İlk kez Azerbaycan tarihinde çocuk bezi, ürettiğimiz çocuk bezi harici ülkeye, Özbekistan'a ve Almanya'ya ihracatına başladık. Şu anda Özbekistan'da bizim çocuk bezinin çok ciddi yeri var. Dün de 10. konteynerimizi yola saldık. Yani bu ve buna benzer birçok lahiyeyi koordine etmek, bunun gelişimini sağlamak bizim boynumuzun borcu. Şoktayım meseleye mecbure. Çünkü bu boyda işleri bir yerde görmek için yani çok çetin de ben bir küçük işleri idare etmişim ki görüm necə çetindir, necə çetindir. Yani siz böyle bir böyle deyək müəssisələri, şirkətləri götürürsünüz, işləri seriyisiniz. Bir tane sual məndə nədədir ki bu insandan necə bir time management olmalıdır ki bunların hamısını idare edə bilsin və vaxtı da qalsın elə həyatına. Benim aslında ana prensibim ne biliyor musunuz? Esas en kıymetli şey hayatta para değil. En kıymetli şey zamandır. Bugün ben üniversiteden geliyorum.
üniversitede 20'li yaşlardaki gençler, işte üniversite talebeleri, onlara sordum. Dedim 80 milyar dolarınız olmasını ister misiniz sabah? Bir tek ufak şart var. 86 yaşında dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi diyor ki bana 20 yaşınızı verin, ben size bütün servetimi vereyim. Düşün, 20 yaşındaki çocuklara dedim ki siz 86 yaşında olup 80 milyar varlığı olmak istiyor musunuz? Hiçbiri evet demedi. Demek ki dedim siz bugün onlardan daha zenginsiniz, ondan daha zenginsiniz. 20 yaşınız var ve bütün servetini size vermeye hazır olan bir adam var, yaşlı koca bir adam var. Diyor ki ben bunu size vereyim, yeter ki siz bana zaman verin, yaşama zamanı. Çünkü o nedenle bakın mesele zamanı idare etmek. Bu büyük bir marifettir. Esas önemli. Ben hayatımı üçe bölmüşüm. Birinci ailem. İkinci işim. Üçüncü özüm. Eğer biz özümüze zaman ayırmazsak, biz özümüzün sağlığına dikkat etmezsek, yaşamın planlarına dikkat etmezsek, özümüzü ve öz isteklerimizi ve öz arzularımız için zaman ayırmazsak, biz ne işimizi sağlıklı götürürüz ne ailemizi. Dikkat ederseniz uçakta diyor ki önce kendinizi şey yapın, hava şeyinizi organize edin, sonra uçağınıza. Çünkü kendin olacaksın ki çocuğuna bakabilesin. Düşünün. O nedenle ben bütün bizi izleyen arkadaşlar tavsiyem odur ki hayatınızı mutlaka üçe bölün. Aileniz, işiniz ve özünüz. Bunu mükemmel planlayın. Artı zaman idare etmesinde nasıl bir avantaj var? Ben işi yapan kendim işi yapmıyorum. Ben işi mükemmel yaptıranım. Eğer ben yapan olsam bir tek işi yapabilirim. Ama yaptıran olsam binlerce işi yapabilirim. Bugün düşün 8 ülkede çalışanım var. İşlerim tıkır tıkır yürüyor. 8 ülke, hangi ülkeler bu? Katar. Aha. Şu anda oraya Azerbaycan Trade House kuruyoruz. Azerbaycan malları. Azerbaycan malları olan bir tane 300 metrekare çok güzel bir mağaza açıyoruz. Pearl'da, Katar'ın gözünde, Doha'da, Doha'nın en önemli prestij yerinde. Niye? Bütün oraya gelen insanlar, o konaklar, harici ülkelerine gelen turistler, orada en zengin insanlar gelsin Azerbaycan, made in Azerbaycan ürünlerle tanış olsun. Biz onları hem süpermarket gibi onları satıyor olacağız showroom'da, hem de oradaki iş adamlarıyla ürünü tanıtıyor olacağız. 7-24 sergi. Ve oradan, Ürdün'den gelen, Kuveyt'ten, Bahreyn'den gelen insanlara biz Azerbaycan'ın brandini, Azerbaycan ürünlerini tanıtıyor olacağız. Burada üretim yapan, istihsal yapan bütün şirketlerin biz eli kolu ayağı olacağız orada. Burada ne kadar istihsal varsa FMCG sahasında onların tamamen ürünlerini biz Doha'da mağazamızda müşteriyle buluşacağız. İnşallah Center ayında açılışımız var. İnşallah. Şu anda yerimiz belli, operasyonumuz hazır. Aynısını Dubai'de yapıyoruz şu anda. Dubai Marina Mall'de. Aha. Yani Dubai Marina Mall'un yanında Marina Walk'ta. Çok güzel bir yer. Dubai'de o marinada her hafta insanlar değişiyor. Düşünün, April'de sezon başlıyor ta Noyabr'ın sonuna kadar. Orada o bölgede belki milyonlarca insan Dubai'yi ziyaret ediyor. Marina'da geziyor. Çok biz orada Azerbaycan ürünlerini tanıtacağız. Azerbaycan Tea House kuruyoruz. Starbucks'ta yüzbeyüz. Çayımızın yanında baklavamızı, çayımızın yanında mürebbemizi, şeker buramızı, badam buramızı servis edeceğiz. Bakın ezber orada. Tabii ki Dubai'de, Doha'da. Bu iki proje başarılı olursa Riyad'da olacağız. İstanbul'da olacağız. Washington'da olacağız. Moskova'da olacağız. London'da olacağız. Bütün ülkelerde, 50'ye yakın ülkede 300 metrekarelik konseptimizle Azerbaycan ürünlerin dünya pazarında olacağız. Neden? Neftin geleceği yok. Biz istisalda gayri neft sahasında Azerbaycan inkişaf etmesi lazım. İnkişaf sadece 10 milyon insan için olmamalı. Burada üretilen bütün ürünlerin dünya pazarına çıkması lazım. Markalaşması ve brandleşmesi lazım. Bunun yolu da satış ve lokasyonu çok iyi organize etmek lazım. İşte bu 50 tane mağaza dünya üzerinde buna hizmet edecek. Bir de Turan Bey, bak siz deyisiniz markalaşma meselesindeyiz. Yani Azerbaycan'da bu dəqiqə bir iki istisnana çıkmak şartıyla böyle markalaşmış böyle bir brandlar var mı ki hansın ki biz çıxarda bilirik ora i̇şte, göstermeye? İşte esas onun için ben bu projeyi yapıyorum. Sebep ne? Ürün çok güzel ama kabı güzel değil. Aha, etiketi güzel değil. Ambalajı güzel değil. Onu ambalajlarını değiştireceğiz, güzelleştireceğiz. Sonra bunların ihracat departmanları yok. Biz ona kömek edeceğiz.
Bugün bakın ben Katar'da başlayalı bir 6-7 ay oldu. Azerbaycan pomidorunu Katar'daki marketlerde satmaya başladık. Almasını Katar'daki mağazada, Doha'daki mağazada satmaya başladık. Naramızı satmaya başladık. En geçen hafta da makaron gönderdik. Aha. Yani demek istediğim konu, burada bir ezber bozma projesi var. Yani biz orada üretim yapan, istihsal yapan şirketlerin nasıl üretim yaparlarsa biz orada nasıl pazarlarızı gösteriyoruz. Ben gençlere ve iş kadınlarına sesleniyorum. Ürün üretmekten korkmayın. Bizimle paylaşın. Hangi ürünü Azerbaycan'da, hangi markalara organize etmek istiyorsanız biz onu dünya üzerinde satışını gerçekleştirelim sizin için. Şu anda biz buradaki bal firmalarıyla görüşüyoruz, mürebbe firmalarıyla görüşüyoruz. İçecekler var, çok güzel içeceklerimiz var. Onları, çay çeşitlerimiz var. Süper çay çeşitlerimiz var. Bunları dünya pazarına tanıtmak lazım. Bakın inanın Azerbaycan'ın bu arada çok büyük şansı var. Çünkü manatla dolar eşit. Şu anda dünya pazarında devalüasyon çok fazla var. Ukrayna ve Rusya savaşından dolayı ciddi sıkıntılar var. İstihsal ve üretim problemleri var. Ama bizim kent tesisatında çok güzel bir havamız var. Toprağımız çok iyi. Yani dünyanın belki en güzel pomidoru burada yetişiyor. Düşünün hıyarı burada yetişiyor, narı burada yetişiyor. Pamuktan, fındıktan tutun. Yani bu gibi devlet buna ciddi bir sübsidya veriyor. Tabii ki sübsidya veriyor. Devlet senin gübreni veriyor, tohumunu veriyor. Ya diyor ki yeter ki çalış arkadaş. Yani bunu araştırmak lazım. Ve bunu bakmak lazım. Yani bugün topraklarımız çok verimli. Bu topraklarda üretmek ve ürettiğimizi güzelce kablaştırmak ve markalaştırmak ve dünya pazarına satmak lazım. Lokasyonumuz süper. Bir tarafta Türkiye ve Avrupa. Bir tarafta Rusya ve paralelindeki bütün SNG ülkeleri. Çok çıkmak çok kolay. Bir tarafta Arap Yarımadası. Arka tarafımızda Çin, Pakistan. Yani ne kadar güzel bir lokasyona sahibiz. Siz o lokasyon değilsiniz. Hakikaten yakışı belediye lokasyadayız. Ama bu bir taraftan bizim üstünlüğümüz de, diğer taraftan bizim bir problemli tarafımız da. Yani ki bize belediyede hem Rusya hem İran istiyor ki bütün transitler, her bir şey onun üzerinden keçsin tabii ki. Onlar büyük ölçelerdir. Bu büyük ölçelerin içinde necə kalkmak lazım da? Yani ki bir Azerbaycan brendi. Bence Azerbaycan bunlardan çok daha öne gidebilir. Neden? Gidiyor, gidecek. Sebebini söyleyeyim. İran'ın çok ciddi problemleri var. Rusya'nın da kendine göre problemleri var. Bir defa Rusya'da mevsim başka, İran'da mevsim başka. Bizim bir defa en güzel Allah'ın vermiş olduğu bir tane coğrafyamızda mevsim meselesi var. İki, bizim neftimiz var. Eğer biz neftimizden gelen gelirlerimizi düzgün istifade edip, düzgün istihsalat ve üretim sahası yapıp dünyanın istihsal operasyonu buraya kurarsak ve merkezleştirirsek, artı turizm, müthiş bir doğamız var. Bu doğaya gelen bütün turizm ahengini buraya çekersek, havalimanlarıyla, karayollarıyla büyük bir turizm merkezi yaparsak, bakın Türkiye'nin geliri istihsalda var, turizmde var. Ama var, nefti evet. Yok. Gürcistan'a bakalım, nefti yok, istihsal yok, bir tek turizm var. Evet. İran zaten dünyaya kapalı bir ülke. Yani bizim ne kadar çok avantajımız var. Yeter ki bütün planları doğru kuralım, doğru istifade edelim. Benim bugün o Azerbaycan ürünlerini çıkarmamdaki Doha'daki ve Dubai'deki operasyonun da ahengi bu. Yani buradaki istihsalı desteklemek lazım. Ben süpermarketçiyim. Ömrüm süpermarketlerde geçmiş. Hala da bir süpermarketler zincirinde rehberlik ediyorum. Büyük bir grubumuz var. 78 hali hazırda Azerbaycan'da markamız ve brandimiz var. Ve burada o para 78 mağazamız var ve burada iş görüyoruz. Burada ben ne yapıyorum? Ben bakıyorum Azerbaycan ürünlerine. Ben bugün eve giderken, Türkiye'de İstanbul'da evime giderken düşes götürüyorum. Burada bazı Azerbaycan ürünleri, o şekerlerini götürüyorum. Kent şekeri var ya, onları götürüyorum. Çayı götürüyorum, Azer çayı götürüyorum. Eşim mesela bizim evde bunları tüketiliyor. Niye bizim evde tüketilen İstanbul'daki bu tüketimi biz insanlara yaymayalım? Biz hangi komşumuza Azer çayı versek, o komşumuz inanılmaz derecede bizden mutlu oluyor. Diyor ki ne zaman Turan gelecek, ne zaman bize çay getirecek. Airport'ta beni tutacaklar. Yani gittiğim zaman Subcom'un tamamında Azer çayı taşıyorum. Yani demek istediğim konu bunları dağıtmak ve çalıştırmak lazım. Yani burada marketingimizi brandin üzerine çok iyi koordine etmek lazım. Evet, Turan Bey, eğer sir değilse, mesela bu
İndi Doha'da açılanda bu brand ne brand olacak? Ne Azerbaycan market? Trade House. Trade House böyle gidecek. Net abi. Azerbaycan Trade House. Brandimiz de budur. Bunu da organize etmişiz. İnşallah Sentebur ayında müşterilerimizle buluşturacağız. Çok mükemmel bir mağaza yapıyoruz. Yani bütün ürünlerimizi, bütün şey edviyatlarımızı, Zaferan'la ilgili bütün ürün çeşitlerimizi yani hepsini orada sergiliyor olacağız. Azerbaycan'da çok güzel ürünler var. Siz tabii burada yaşadığınız için bunun farkında değilsiniz. Öyle de. Hariçten gelen insan bunun farkına varıyor. Bunun lezzetini. Etimizin lezzeti. Ben Türkiye'de etten bu lezzeti alamıyorum ki. Eti ben eşitmiştim. Eti eşitmiştim çünkü ben Dubai ve... Evet. Şu anda onunla çalışıyoruz. Katar'da şu anda maalesef ki yasak var. Harici ülkede et getirme yasağı var bir bölgede. Onunla üzerinde çalışıyoruz şu anda. İnşallah onu da başaracağız. Mesela Dubai'deki mağazamızın bir bölümünde kutapta pişireceğiz. Tabii ki yani insanlar çayla beraber onlar orada kutapta vereceğiz. Abi kültürü böyle aşılamak lazım. Hem business yapmak lazım hem kültürümüzü aşılamak lazım. O insanlar onu beğendiği zaman turizm akını da olacak Azerbaycan'a. Azerbaycan çok şanslı bu konuda. Turan Bey, böyle danışaq. Azerbaycan'da 3 sahə hansı ki geleceğini çok parlak görürsünüz de yani. 1 numara kent tesarrufatı. 2 numara istihsal. Bakın çok basit. Süpermarkete girelim. Burada o üretimi olabilecek ne kadar ürün hariçten geliyor? Ya biz çok niye iyi, dolarımızı çok verelim harice? Niye 1 liralık malı 5 liraya yiyelim, 5 liraya alalım? En basit ürün Avrupa'dan geliyor. Yok bu Alman malı, bu İngiliz malı, bu İtalyan malı. Bizim neyimiz eksik onlardan? Türkiye bunları aştı. Türkiye bu ezberleri bozdu. Bugün Azerbaycan'ın bu ezberleri bozması lazım. Biz kimseye muhtaç olmamamız lazım ekonomik olarak. Bağımlı bakın savaşta gördünüz. Bütün dünya kapılarını Rusya'ya kapattı. Çok bütün haksız, markalarını çok kapattı. Çok bir haksız. Günde 850 tane McDonald's mağazası bağlandı Rusya'da. Yani kapatıldı yani franchise olanlar harici. Yani bunu şey yaptı, kapattı. Yani 200 tane brand. Ama evet. IT sahede de işte. İnanılmaz IT'sinde ekonomi. Bu ne oldu? Swift'ini kapattı yani ödeme yapamıyorsun. Onun için biz bağımsızlık sadece ülke bütünlüğündeki bağımsızlık değil, ekonomik bağımsızlığımız olması lazım. Biz bugün niye ticaretimizi Rusya ile rubl ve manat yapmıyoruz? Niye bir problemimiz var? Niye dolar yapıyoruz? Elin Amerikalısının dolarını biz niye kullanıyoruz? Ona niye pul kazandırıyoruz? Biz kendimiz iki ülkeyiz veya Türkiye, Azerbaycan. Türkiye'ye biz malı verirken TL ile verelim. O da bize verirken manatla versin. Mis gibi iş. Niye aracı komisyoncu koyuyoruz? Niye? İşte ben de diyorum ki bunu ezberi bozmak ve değiştirmek lazım. Devlet bunlara kur belirlesin, makas belirlesin, fiyat belirlesin. Biz ticaretimizi onunla yapalım. Niye ben invoice'umu dolar üzerinden yapıyorum? Niye her şeyi alırken ve satarken dolar almak zorundayım? Amerikan parasına ben para kazandırmak zorundayım. Niye ona bağımlı kalmak zorundayım? İnsanoğlu kendine gelmeli, ezberler bozmalı. Değişimi oradan başlamak lazım. Yani ben seninle ticaret yaparken bir üçüncü kişiye niye ben bir bedel ödemek zorundayım? Bunun üzerine düşmek lazım. Bunun üzerine daha önce konuşuldu fakat gidilmedi. Dünya değişiyor efendim. Dünya değişirken de biz o değişime ayak uydurmamız lazım. Turan Bey, olabilir mi ki mesela Rusya öyle karara geldi ki o özü birbaşa Rus rublundan işleyecek. Ona göre onu böyle tezgiler başladı. Ama zaten şu anda Rusya onu istiyor. Ama onu iste. Diyor ki mesela Avrupa'ya diyor kardeşim ben senin doğal gazımı veririm ama sen bana rubl ver. Ben euro, senin euro bana lazım değil. Orada tabii ki sohbetler ve mukayeseler var. Biz bugünden tedbir almamız lazım. Yavaş 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 sistemimizi, düzenimizi buna göre oturtmamız lazım. Ve mutlaka bizim turizmde burada çok ciddi yol almamız lazım. Medeniyetimizi tanıtmamız lazım. Dostperverliğimizi, ahlak yapımızı, düzenimizi, doğamızı, güzelliğimizi. Artı istihsal. Niye biz bugün İsviçre'nin dağlarından su getirip 5 manata, 3 manata içiyoruz? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum yani. Neden? O da var, bu ülkemizde ne kadar güzel kaynaklar var. Niye bu kaynakların sularını biz markalaştırıp
Biz dünyaya göndermiyoruz. Qarabağda ümumiyyətlə təzə kaynaklar, muhteşem kaynaklar var, muhteşem bulaklar var. Bakın çok iş var, çok. Ve bu gençlerin artık bunun üzerine proje üretmesi lazım. Ve devletimizin de bu projeye sahip çıkıp, bu startuplara sahip çıkıp bunları markalaştırması lazım. Deməli bizdə birinci oldu, siz dediniz, kənd təsərrüfatı, istehsalat və turizm. Turizm. 3 sal. Neftdən çıxmaq lazım. Neft gelir, ne zaman olsa Allah bin bərəkət versin. Amma bitəcək. Yarın maşınlar da neft kullanmayacaq. Yani dünya başka bir yere doğru gidiyor yani. Ona gelir. Neftin üzerine bugün Dubai konuşuyoruz. 1971 senesinde Dubai bir balıkçı kasabası. Bunlar 51 sene önce. Ama adam akıllı bir mantık yapmış. Bugün dünyanın en büyük ekonomi merkezi, en büyük turizm merkezi. Bugün siz Dubai'ye gidiyorsunuz, ciddi bütçe harcıyorsunuz. Her giden vatandaş binlerce dolar harcayıp geliyor. Niye bu Azerbaycan'a gelmesin? Türkiye bugün 35 milyon turist bekliyor, 45 milyon dolarlık bir gelir bekliyor. Bu çok önemli bir hasılattır. Pandemi zaten burada biliyorsunuz, bu çok etkiledi bu meseleleri. Bugün dünya markalarına bakalım. Rusya'daki markalar kapanan markalar. 200 tane brandten sohbet gidiyor. Neden 200 tane brand markalaşırken Rusya kendi markalarını dünyada markalaştırmamış? Niye biz Azerbaycan hangi brandi dünyada markalaşmış? Kaç tane brandimiz var? Bak biz ilk kez Grand Market markamızı Kazakistan Aktau şeyini açtık geçen sene. İlk kez market olarak market. Tabii ki Kazakistan bugün 3000 metrekare Aktau şehrinde Grand Mart var. Ben bu pazar yine uçuyorum. 17. mikro rayonda ikinci mağazamızı, 28. mikro rayonda üçüncü mağazamızı, 28. mikro rayonda başka bir tane bölgemiz daha var. Airport'tan gelirken dördüncü mağazamızı açacağız. Bakın bu ne demektir? Azerbaycan kültürünü, Azerbaycan işverenini, işçisini oraya taşımak ve hizmet ettirmektir. Niye Walmart dünyaya yayılıyor, Carrefour yayılıyor da biz marketçilikte ve mağazada yayılmayalım? Neyimiz eksik? Yani çalışmak lazım efendim. Yani devletle iş adamları, çalışanlar çalışması lazım. Dünyada her yerde Azerbaycan iş insanı var. Dünya Rusya tarafında çok başarılı olan iş insanları var. Var. Çok büyük işler başarmış insanlar var. Bunlar bu bayrağı ve bu ahengi, bu güzelliği her tarafa yaymak lazım. Başarmamak kaçınılmaz. Bugün Türkiye'ye bakalım. 20 yıl önce Türkiye neredeydi? 40 yıl önce neredeydi? Bugün nerede? Türkiye'nin çıkardığı siyalar dünyaya meydan okuyor. Evet. Bir teknoloji dahası. Şu anda artık pilotsuz uçaklar. Yani yapılacak çok şey var. Biz hala işin başındayız. İnsanlar zannediyor ki bu. Ya bugün Amerika'nın tedirgin olması sebebi ne? Çünkü dünya değişiyor ve hızlı bir değişim var. Teknoloji herkesin erişimi var. Çin devasa büyüyor. Hem ekonomik olarak, hem maddi olarak, hem gelişim olarak, hem insan kaynakları olarak. Ya biz de o konuda, o gemide yerimizi almamız lazım. Ben inanıyorum çok iyi çalışsak, kısa bir zaman içerisinde belli bir ekonomi ölçekliğe varırız. Turan Bey, sizin təcrübəniz belə də deyək də, göstərir ki, Azərbaycandan marka çıxa bilər və kifayət qədər rentabel ola bilər. Yaxşı, biz indi Turan Bey təbii ki, hər şeyi yəni, hamıya çatdıra bilməz də bunu da. Bunu siz özünüzdə, məsəl üçün, bir kadr siyasətində nəsə bir şey edirsinizmi ki, yəni, bu daha çox markaların istehsalına köməkliyi olsun sizə? Tabii ki en önemli mesele para değil, insan kaynakları. Eğer insan yoksa istediğiniz kadar paranız olsun. Hiçbir keyfiyeti yok. Bakın ben süpermarketlerimi 2011'de Araz marketleri açarken mağaza müdürü yoktu. Ben kendim 5 tane adam getirdim Bakü'ye. Ev tuttum. Bir tanesi gastronomda en uzman olan adam. Bir tanesi en iyi kasap. Bir tanesi en iyi meyve terevezci. Bir tanesi en iyi raf düzüm ve operasyonu, bir de bunların başkanları. Benim satış müdürümdü, getirdim burada genel müdür yaptım. Ve burada da bazı mağaza müdürü adaylarını götürdüm, Türkiye'deki marketlerinde çalıştırdım. Ve yetiştirdim. Evet. 2011 senesinde sohbet gidiyor. 11 yıl önce. Ama ne oldu? Mağazalar açıla açıla biz o insanları yetiştirdik. Ve ne oldu? 2011 sene içerisinde Azerbaycan'da binlerce İnsan yetişti. 10 binlerce bu sektör gelişti. Daha önce marketçilik mi vardı? Kaç tane mağaza vardı?
Bugün mağaza müdürleri yetiştirdi, uzman gastronomlar yetişti, uzman meyve televizyonlar yetişti ve sektör büyüdü. Büyüdükçe gelişti. Bugün sadece bizde 78 tane mağaza müdürü var. Bölge müdürleri var. 3200 çalışan var bugün itibariyle bizim süpermarketlerde. Bütün sektöre bakalım. Araz'ına, Bravo'suna, Neptun'una, Rahat marketlerine, bizim markete. Bu sektör gelişti 11 yıl içerisinde. İnsan kaynakları olmadan başarı mümkün değil. Biz onun için akademi kurduk, eğitimler yaptık. Hala bizim şu anda Razi'ndeki merkezimizde sürekli trening var. Sürekli, sürekli eğitim, eğitim, eğitim. Müşteri bakış açısı, müşteri kulukla yapılması çalışmaları, müşteri hizmetteki operasyonlar, her türlü eğitim. Turan Bey, olabilir mi ki, mesela şunu, siz marketçiliği değil, siz marketçilikte inkişaf edemedi ona göre ki, bunu keçerli bir iş kimi bakırdılar da, yani ki, biraz işleyeyim sonra başka bir işe keçerim böyle. İlk zamanlar buydu. Mesela üniversiteyi bitiren gençler ne yapıyordu? Mesela kızlarımız geliyordu, kasiyer oluyordu. Diyordu ki, daha sonra ben başka bir iş yaparım, geçici satıcı olayım. Ama baktılar ki, satıcı olayım, baş satıcı olayım, mağaza müdürü muavini olayım, mağaza müdürü olayım, bölge müdürü olayım, satış müdürü olayım. Bizde ülke müdürü çıktı ya. Bir tane çalışan arkadaşımız verdi Kazakistan'a, Kazakistan ülke müdürü. Yani bu, bir tane şimdi kızımız vardı, bizde çalışıyor, Adana Üniversitesi mezunu. Şu an 24 yaşı var, şu anda Doha'da. Doha'da genel müdür. Yani bakın, insanların gelişimi ve istekleri çok önemli. Sen sektörleri analiz et. Hangi sektörler gelişiyorsa o sektörde kendi istisnasını kur. Bir tane bir mesele de okun Turan Bey. Bakın siz deyirsiniz ki onlara imkan veririk kalkmağa da belə. Yani ki burada mesela için de bir size investor. Investor sizin işinize müdaxil eləmir de ki yani bunu falan vəzifeye koy, bunu falan işe koy. Benim kırmızı hattımdır. Bakın ben kırmızı Araz'dan ayrılma sebebi tek budur. 2024-22 yanvarında müdahale etmez. Ben müdahale istemem. Ben eğer bir işi idare ediyorsam o işte her türlü hesap bana sorabilir. Audit edebilir, finans ortağımdır benim. Ben de onun tesislerinden biriyim. Ama bilgimi yoklamakla ilgili mevzuya giremez. Eğer bu işin erbabı bensem, sen sonuca bak. Ne kadar para koydun, neredesin? Ne kadar pul kazandın? Gelişim nedir? İnsanoğlu maalesef sıkıntı nerede veriyor? Bakın Azerbaycan'da en büyük problemlerden bir tanesi. Kovma akraba meselesi. Abi o mesele. Abi işi erbabına ver. Bizde derler çöreği çörekçiye ver, bir çörek fazla ver. Bu vacip meseledir. Benim başarımdaki, öykümdeki en önemli hadise. Benim bir tane kovumum yok. Bir tane akrabam yok. Bütün bu çalışanlarımın tamamını Azerbaycan'da çalıştırıyorum. Türkiye'den birini getirmişliğim yok. Ama yetiştirmişim ben bu gençleri, bu arkadaşları. Bölge müdürlerini, satış müdürlerini, şirket rehberlerini. Yani 5000 kişilik, 6000 kişilik bir ordudan bahsediyoruz. Bu bir adamla, üç adamla, beş adamla başlamış. Onun için siz başarının öyküsünde en önemli sebeplerden bir tanesi doğru yerde, doğru iş. Siz doğru yer. Benim bir prensibim var zaten dörtte. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanla doğru iş. Hem insan doğru olacak, yola çıktın. Hem iş doğru olacak. Hem zaman doğru olacak, hem de yer doğru olacak. Dördü doğru olmazsa iş doğru çıkmaz. O nedenle ikinci adam meselesi var Azerbaycan. Yani patron ikinci adama güveniyor, ikinci adam her şeyi yapıyor, patrona bir şey göstermiyor. Bu yanlış siyaset. Patron bütün alt kademelerden haberdar olacak. Patron ulaşılabilir olacak. Siz ulaşamıyorsunuz. Ne demek? Telefonla zenk çatmaz, tanımadığı numaraya bakmam der. Ya bu nasıl bir şey? Tanımıyorsa bak tanı. Ya bunu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Patron herkesle konuşması olacak. Fehleyle dinleyecek, satıcı dinleyecek. Bizim başarı öykümüz nedir? Benim iş ortağım var. İş ortağım her dördüncü günü işten çıkan bütün insanlarla tek tek görüşüyor. Niye çıkıyorsun işten diyor. Benim müdürüm mü sana yanlış yaptı? Bakın çok önemlidir. Ben de o ayrılan adam aynı zamanda benim müşterim sabahki. Benim iş yerine ne rahatsızlığım var, ne sıkıntım var. Tek tek bir anket yaptım ben şirketi birini yönetirken. Anket yaptım, bir anket. Çalışanlarımızla yaptım. Dedim ki siz alışverişi hangi markette yapıyorsunuz?
O çalıştırdığım markette ilk gitmiştim. %71'i o marketten alışveriş yapmıyordu. Aha. Eğer çalışan o marketten alışveriş yapmıyorsa, gelen nasıl yapsın? Sen inanmıyorsan, diyelim ben çörek pişiriyorum, çöreği başka yerden alıyorum. Veya yemeği kendim pişiriyorum restoranda, gidiyorum başka yerde yemek yiyorum. Demek ki bir problem var. Önce bizim inanmamız lazım, bizim kabullenmemiz lazım. Bizim o işte hasbihal yapmamız lazım. Tamam Bey, onu anketi tesadüfen Portpaco'daki VIP'de aparmıyız? Yok. Orada fiyatlar yüksektir. Ama bakın oranın niye konsepti başkadır? Yo, onu müşteriye göre şey. Bakın efendim, proje yaparken siz kime ne iş yaptığınıza bakın. Ben Port Pazarı kurduğum zaman orada harici vatandaşlar var. BP'nin çalışanları var, üst düzey yöneticileri var. Ben onlara göre iş yaparken ne yaptım? Anketimi onların ihtiyaçlarına göre belirledim. Ben Lüksemburg'dan 40 ülkeden ürün getirdim onlara. Çünkü onlar Azerbaycan'da çalışıyorlardı ama kendi ülkelerindeki ürünleri, tamları üzlüyorlardı. Orada o servisi yaptım. Fiyattan bağımsız oldum, fiyatlarımı ona göre koydum. Güzel bir business çıkardım. Ama ben bunu Hırdalan'da yapamazdım. Buzona'da yapamazdım. Yani demek istediğim, Maştaka'da yapamazdım. Merdekan'da ben, şey yapabilirdiniz ama... Merdekan'da niye? Çünkü orada elit insanlar var. Yani. Kime ne sattığınıza bakmak. Bir tane açtı zaten arkadaşımız şimdi Merdekan'da. Başarılı. Port Bazar'ın yakın bir layihasını yaptı arkadaşımız. Çok başarılı. Gurme mağaza. Demek istediğim konu, siz neyi kime sattığınıza bakmanız lazım. Mesela ben Araz döneminde Hırdalan, Maştaka mağazalarım, Buzovna mağazam, Bine mağazam çok başarılı oldu. Sebep? Çünkü ben Azerbaycan'ın, Bakü'nün merkezinden çıktım dışarıya. Apşeron'a çıktım. Baktım ki Apşeron'da çok ciddi talep var. Araz'ın büyüme sebebi Bakü merkezinde çok olmadı. Bakü'nün bölgelerinde büyüdü. Yani reyonlarında demiyorum ama Apşeron'da. Ya Hırdalan'a gittim baktım 3 tane mağazanı yaptı, devreyi yapıyorum. Maştakası, Binesi, Buzovnası. Yani bunlar avantaj oldu bize. Yakın olmasına rağmen. Surakhan'ı... İhtiyaç varydı. Ay sağ ol. Yani mesela ben toplantı yapıyordum arkadaşlarımla, mağaza müdürüm. Dedim ki metro kartınızı çıkarın. Metro kartı çıkmadı. Kimse de. Satın alma müdürümde yok. İnsan kaynakları müdürümde yok. Mağaza müdürlerinde yok. Bölge müdürlerinde yok. Niye? Maşınla geziyorlar. Sen bu halkın halkını bilmezsen, metroda gezmezsen, otobüse bilmezsen, halkın durumunu anlamazsan sen o halka hizmet edemezsin. Ben 18 ay dolaştım. 18 ay? Küçe küçe, evet evet. Yani yoksa sen bu memleketi öğrenmezsen, alışkanlıklarını öğrenmezsen başarılı olamazsın. Yani insanın yaz kültürünü bilmek lazım, toy kültürünü bilmek lazım eğer. Harici vatandaşlar niye burada çok başarılı olamadılar? Çünkü dediler ben müdürüm, ben her şeyin ismini bilirim. Öyle olmuyor. Hangi ülkeye gidersen, çok özür dilerim, Gürcistan'da iş yapmaya başladım. Aha. Yine böyle metro hikayem var. Ortağım dedi ki valla ben 20 yıldır burada yaşıyorum, hiç metroya binmedim. Ama gittiği yerler sınırlı. Ama ben o metronun her ucuna köşesine gittim. Her metronun çıktığı yere çıktım. Dolaştım, gezdim. Çünkü A müşteri var, B müşteri var, C müşteri var, D müşteri var. İmkanlı müşteri var, imkansız müşteri var. Yani bir biznes yapıyorsanız ülkeyi tanımanız lazım. Ülke insanı bilmeniz lazım. Turan Bey, ben onda eğer düz başa düştümse, sizin böyle esas sirrlerinizden biri ondan ibarettir ki, siz marketing araştırması ediyorsunuz. Tabii ki. Marketing araştırma ve araştırmanın neticesinde taleplere uygun teşriflerinizi ediyorsunuz. Ona göre ben matematik yapıyorum. Mesela ben bütün fehlelerle, aşağıdaki fehlelerle konuşuyorum, satıcılarla konuşuyorum. Ben bir markete gittiğim zaman market müdürü bana yakınlarsa diyorum benden uzak dur. Aha. Ben satıcı lazım. Çünkü sen bana verdiğin bilgiyi belki benden saklıyor da olabilirsin. Bana o satıcıya dün gelen adam diyecek ki çayı aldım, çayda problem var. Yağda aldım, yağda problem var. Bana satıcı lazım. Ben bir ara Araz marketlerdeyken marketin arkasındaki kasalarda paketleme yapıyordum. Çünkü çıkan müşteriye bakıyordum, konuşuyordum. Sen alışveriş yaptın, pakete koyuyordum. Kaç olabilir karşılaşmışlar. Aynen öyle. Müdür, yani sen rehbersen, rehber demek otağında oturan adam demek değil. Üç tane sekreter koymak, üç kapıdan geçmek rehberlik değil. Arazide olmak lazım. İş sahası, o niye iş sahasında olduğum için başarı geliyor. Onun için sektörler, uşak bezinde şu anda biz birebir çalışma yapıyoruz müşterilerimizle.
Çünkü eğer o uşak bezini verdiğimiz anneleri dinlemezsek, o anneler bize sızdırma var mı, problem var mı, kızarıklık var mı, çocuk çok rahat mis gibi uyuyor mu? Bunların analizini yapmazsak biz bunu dünya markası yapabilir miyiz? Mümkün değil. Mümkün bana değil. Kızıyorlar, bir yıldır niye reklam yok? Diyorum henüz hazır değiliz. Her şey mükemmel olmalı ki reklama çıkalım. Ama reklama çıktık, patlattık, ürün kötü. Bittin öyle abi. Öyle. Önce ürünü mükemmel seviyeye getir, sonra dilediğin gibi reklam yap. Ben reklamı sormak istedim, o bezlerle bağlı niye yoktu? Evet. Mesela siz dediniz var böyle bir şey. Hatta 1 iyundan başlıyoruz reklamlara muhteşem bir şekilde. İnşallah. İnşallah bütçemizi hazırlamışız Allah'ın izniyle. Ya olsun. Biraz da ne var biliyor musun? Bak ben bu hikayeyi çok seviyorum. Adamın biri gelmiş hocaya demiş ki ya hoca ben demiş Efendimiz'i rüyamda görmek istiyorum. Anladım. Peygamberimizi bir görmek istiyorum ya. Demiş çok kolay. Ne yapmam lazım? Demiş bu akşam sen yoldaşına söyle sana güzel yemekler hazırlasın ama bol tuzlu. Tuzunu bol atsın. Çörek de tuzlu olsun. Her şey tuzlu olsun. Demiş o yemeği tüket ama asla su içme. Su içmek olmaz. Sonra yat demiş. Efendimiz'i rüyanda göreceksin. Aha. Adam da yoldaşına söylemiş. Güzel gitmiş bir ziyafet çekmiş. Tuzlu böyle yemeklerini yemiş. Yatmış. Adam rüyasında ne görse iyi. Şelale görmüş. Akan su görmüş. Her türlü suyla ilgili her şeyi görmüş. Kalkmış demiş ya bu hoca benimle kafa buluyor. Gitmiş hocanın yanına kızarak. Ya hoca demiş sen bana diyorsun ki Efendimiz'i görmek için bunları yapmak lazım. Ben hepsini yaptım ama hep su gördüm. Diyor neden? Çünkü sen susadın. Tuz yediğin için hep su isteğin vardı. İşte böyle abi. Çünkü diyor Efendimiz'i görmek istiyorsan ona susamak lazım. Onu hayal etmek lazım. Onunla hasbihal yapmak lazım. İşte de böyle abi. Senin işin rüyana girmiyorsa... İşte yaşadığın bir problem rüyanda çözülmüyorsa, gece seni 3'te 4'te yatağından kaldırıp bir çay demletip aa bak bunu ben böyle yapabilirim. Ha bir küçeye gideyim bir tur atayım bir hava alayım bulvarda. Ben bunu böyle çözebilirim demiyorsan sen o işte başarılı olamazsın. O senin ne kadar işin seni rüyandan kaldırdı yatağından kaldırdı. Uyutmadı. Ben çoğu zaman yoldaşım diyor ya ne oldu? Diyorum bir mesele var çözememişim henüz. Çözmem lazım, tapmam lazım. Bu öyle iş budur. Öyledir. Bazen bizlerle de olurdu. Ben sizin de dediniz, ben onu olurdu ben de. Boşa düşmürdüm niye böyle olur. Her zaman da 100 saat 3'te neyse de ayrılırdım ki ay falan şeyi gidip yazmalıyam. Otururdum başladım yazmaya. Ha, yazırdım sonra cebime yatırdım. Ha, yani siz dediniz bunu yazma düştü. İnanın herkes yatağının yanına kalem kağıt koysun. Çünkü sabah aklına gelmeyecek. Uyandın, notunu al. Şairler, bestekarlar, senaryo yazarları. Böyle olmuş. Veya telefonunu koy, ses ver. Çünkü sabah yadından çıkacak. Bizim bir konağımız vardı, Coşkun Çerim'i. O kitap müellifleriydi. O demeli bize hemşe, biz ondan danışıldı. Dedi ki, Fuad, mülkler ve mülkler yanında bir kalem ve kağız olsun. Ben dedim niye? Yani ben bunu yani evvel var idi, şimdi telefonu da eleyebilir ama dedi yok Fuad, onun bir sehri başkadır. Ay sağ ol. Onun bir sehri başkadır yazsan, qeyd edilsen. Telefonun en fazladır. Bazen de ne oluyor? Yazıyorsun, uyuyorsun. Diyorsun acaba rüyamda mı ben gördüm? Bakıyorsun yazıyı görünce diyorsun ya rüya değilmiş. Ben hakikaten kalkmışım, hakikaten yazmışım, hakikaten yatmışım. Ama onu hemen vakti yazmasan, hemen ideye yaddan da çıkabilir. Ay sağ ol. Zaten idealar böyle oluyor. Aynen. Bir de ideanın bulma sebeplerinden biri, çok insanla sohbet et. Mesela herkesle projeni paylaş, herkes sana idea verecek. Belki maşını park ettiğin adama sor, o sana öyle bir idea verecek ki, sen 40 sene düşünsen aklına gelmez. Diyeceksin, vay be böyle bir şey olur mu ya? Siz kimden söyleyebileceği almışsınız? Çok böyle idealar almışım. Çayı getirenden almışım. Ah. Yani böyle. Birçok ideya almışım. Düşün diyorum ki ya helal olsun. Yani farklı düşünce de belli. Tabii ki yani bakın büyük insanlar büyük düşünürken hata edebilirler. Arşimet iki tane otağı var. İki tane kedisi var. Biri balaca biri biraz büyük. Bu iki otakta çalışırken de kapı sürekli kediden dolayı kedi ses çıkarıyor pisik. O kapıyı açıyor örtüyor. Narahat. Diyor ki ya ben bu kediler rahat gitsin gelsin diye
Kapıya iki tane delik açıyor. Biri büyük, biri küçük. Yani büyük kedi oradan geçsin, küçük kedi oradan geçsin. Arşimet. Halbuki bir tane delik açsa, büyük de oradan geçer, balaca zaten geçer. Ama onu düşünemiyor. Neden? Ya büyük düşünen adam küçük meseleleri düşünemiyor. İdrak edemiyor. Çünkü onun meselesi büyük. Turan Bey, bir tane de mesele yadıma düştü. Deməli, biz üniversitede hazırlaşanda o vaxta, hələ 2001-ci ilə danışıram. Onda deməli, mən bütün sualların əksəriyyətinə cavab vermişdim. Elə suallara cavab verə bilməmişdim ki, çox sadə bir sualları idi, yəni. Düz o yadıma düşdü. Hərdən həqiqətən biz görmürük, ətrafımızı görmürük. O bizim elə bir gözümüz, sanki beynimiz onu filtr eləyir. Evet. Filtr eləyir, onları görə bilmirik. Hətta dünən maraqlı bir hadisə oldu. Mən hər gün gedib gəldiyim yoldu. Mən belə deyim də, axır bir aradasa bir ilə yaxındır, artıq araba sürmürəm. Evdən belə piyada gevkərləm ki, biraz nəsə bir hərəkət bir olsun, çünki daima oturaq vəziyyətdəyik. Gedib gəldim, yorulub, bir də gördüm ki, məsəl üçün, divarda çox gözəl rəsimlər var, street art. Dayandım, sadəcə olaraq bir yarım saat, 40 dəqiqə yaxın onlara baxmışam, şəkillərini çəkmişəm. Şey elədim, indi onu kanalımızda da paylaşdım. İnşallah. Hə, yəni ki, belə bir, yəni nə demək istəyirəm ki, biraz siz dediniz, fərqli düşünmək. Həqiqətən bu fərqli düşünmək lazımdır. Bəzən biz onu eləmirik, baxmırıq ətrafımıza, görmürük. Gözümüz sanki qapalı vəziyyətdə bir yerə düz hərəkət edirik. Amma hərdən birdən bu məsələlərə baxmaq lazımdır ki, yeni fikirlər, yeni düşüncələr gəlsin. Kesinlikle. Yəni, baxmaqla görmək arasında fark var. Bazen biz, yani çok fark var. Çünkü bakıyorsun ama göremiyorsun. Neden? Sadece bakmış oluyorsun. Halbuki onun arkasında o kadar derin projeler ve işler var. Siz evden yürürken para kazanıyor musunuz yürüdüğünüzde? Siz NFT demek istiyorsunuz. Evet. Yok, alakalı. Şimdi bakın mesela mantığa bak. Adam ne yapmış? Ya projeye bak, akıl projesine. Adam ayakkabı satıyor. Ama ayakkabıyı nasıl satıyor? Sanal. Fabrikası yok, üretimi yok, dizaynerı yok, hiçbir şey yok, işçisi yok, elektrik yok, arenda yok, havayı satıyor. Satın alıyorsun, diyor ki sana yürü. Yürüyorsun, sana 10 liraya ayakkabıyı satıyor, her gün sana diyelim 10 kepik veriyor. Sen ona alışkanlık haline getiriyorsun. Sana 10 kepiği verirken arkadaşıma ayakkabı satıyor. Arkadaşıma 10 kepik verirken öbür arkadaşıma bir zincir arkası oluşturmuş. Düşünebiliyor musun? Bugün 1.7 milyon insan yürüyor. Maraklı bir mesele var. Bakın yani nereden adam ne yapıyor? Baksana akıl dolu işe. Orada bir mesele vardı. Hatta sen yürüyüsen birden senin ayakkabında nasıl bir problem yaranır. Onun təmir elətdi sonra. Her akşam yürüdükten sonra bakım yapıyorsun. Para harcıyorsun. Sana bugün diyelim yürüdün. Atıyorum 80 tane GST coin verdi. O bakıyorsun ki 13 GST coin'i harcaman lazım ki ayakkabın kirlenmiş, temizlemek lazım, bakımını yapmak lazım, sabah yine sana lazım. Bak adam bir de sana tamir ettiriyor, senden pul alıyor. Yani bakın neler neler, sebep ne? Bakın business'ın geleceği artık burada. Ve bunu adam çıkarıyor, Kore'deki adam, Amerika'daki adam, Gürcistan'a gittim, Tiflis'te baktım çocuklar yürüyor. Ellerinde telefonlar, Step'in diye programda yürüyorlar. Bunun başka varyantları da çıktı. Bakın artık başka bir dünyadayız. Bugün Metaverse'den insanlar arsa alıp satıyorlar. Evet. Vatandaşlık alıyorlar. Yani neler neler, nereye gidiyoruz, nasıl bir dünyada yaşıyoruz, nasıl bir dünyada yaşayacağız? Yani atalarımız, babalarımızın durumuyla şimdiki durumlara bakalım. Onun için benim gençlere özellikle tavsiyem odur ki dünyayı araştırın. Her gün dünyada yeni fırsatlar çıkıyor. Ve sadece telefonunuzun ucunda. Baxın, bizim kimi kanallar var, məsəl üçün, biz bizneskarıq, var, məsəl üçün, söhbətgah var, bu DJ Turaldır, sonra Əli Xəyyamdır, onların verilişləridir, sonra Motivator var, Mərufət bəydir və digər bu kimi kanallar var da, məsəl üçün, Dadaş Söybəyin kanalıdır, sonra Orxan Şapazın kanallarıdır. Bunlar həqiqətən bir faydalı informasiyanı kanaldan ötürürlər.
ötürürlər. Amma gəlin biz baxaq görək Azərbaycanda, ümumiyyətlə nəinki Azərbaycanda, bu tüm dünyada belədir. Nə qədər onların baxış sayıları çox az olur. Çox az maliyyələşmə çox şeylər bilmirlər, çətinlik çəkirlər tapmağa. Yəni mənim sözümə nəyə gətirir? Özgünüm, maalesef şov dünyasındakı operasyonlar biraz da rağbət görür. Yəni abuzit qubuzit. Yəni bu niyə belədir? Niyə bu dünyanın doğasında var. Baxın, müştəri kim? Şimdi bizim biznes sohbetimiz var. Bizim müştərimiz kaç nəfər? Burada farklı bir oyun yapsak kaç nəfər? Bu normaldir. Yani biz biraz daha farklı bir kitleye hitap ediyoruz. Herkese özgü değil bu hitabımız, bu konuşmamız. Ama onların o şey farklı yanaşmaları da bazen çok basit. Bakın bu neye benziyor? Şimdi köpek beni ısırsa bugün çok basit yani köpek beni ısırmış olabilir. Ama ben köpeği ısırsam haber değeri var. Köpek beni ısırsa haber değeri yok. Bu bakış açısına bağlı bir meseledir yani. Ama bir tane Turan Bey başka bir mesele. Bak biz üniversite vakti, biz okuyanda, tabii ki ben üniversiteye girende biraz hayallerim böyle kırılmıştı yani düşlerlemiş. Niye? Çünkü ben gözlürdüm başka bir şey. Yani üniversiteden ki çok şey şeyler keserler ama görünür köhne programla mesela bir şey keçmeye çalışırlar. Bu da bana hiç ne vermirdi. Ben kitaplarda tapırdım. Ama benim için çok güzel olardı. Eğer böyle bir şeyler olsaydı, ben oradan bakıp ve oradan neyse öğrenebilseydim. Çünkü sizin kimi mesela şu değerli konaklarımız olur, gelir. Onlardan elə bir informasiyalar, elə bir məlumatlar öyrənmək olar ki, sən bunu 100 il oxusan da sən əldə edə bilməzsən. Elə bir təcrübəni bölüşürlər bu kanallarda. Bu məsələ həqiqətən bizi biraz düzdür, biz bundan tədirgin olmuruq. Yəni yenə yolumuza davam edirik. Çünki biz bu işi sevirik. Bundan zövq alırıq. Bütün yumurtayı buraya koymamak lazım ama bu gerekli bir şey. Yani normalde bazı şeyler vardır sizin para kazanmanız için geçerlidir. Bazı şeyler vardır ki ihtiyaçtır. Yani mesela ben ticaret yaparken bana soruyorlar yani bu yaptığım bütün ticarette bazı işlerim var ki bu bir zaruri ihtiyaçtır. O beni mutlu ediyordur ve tatmin ediyor. Ben onun parası için değil, onu aşkım için, şevkim için, zevk için yapıyorum. Ama bazı şey de benim ihtiyaçlarımı gidermek içindir. Oradan para kazanıyorum. Yani bunun ikisini ayrı platformda değerlendirmekte bence fayda var. Ama bugün insan çok şanslı. Tuşa bastığı anda istediği bilgiye ulaşıyor. Alabilir yani. Aklıma takılan her şeyi alıp satabiliyor. Bugün sanal ayakkabı alıp satabiliyor. Bir başka bir ürünü alıp satabiliyor. Siz oturduğunuz yerde online biliyorsun pandemide gömlek markası almak istiyorsunuz, alıyorsunuz, istediğiniz Avrupa'dan, Amerika'dan, Çin'den, Türkiye'den getirtebildiniz. Çok rahat. Yani bugün mesela online olarak biz suyumuzu, çayımızı, kahvemizi hiç dışarı çıkmadan isteyip getirtebiliyoruz uygulamalarla. Bir 20 sene, 30 sene, 50 sene önceki durumla biz çok şanslıyız. Artı proje üretebiliyoruz. İyi bir proje ürettiğimiz zaman, koyduğumuz zaman internete milyonlarca tıklama alabiliyor. Büyük bir pazara bir dakikada çıkabiliyorsunuz. Bir dakikada. Zaman ve mekan yok. Bir yer tutmaya gerek yok, bir yer kiralamaya gerek yok. Aslında business daha kolay. Daha kolay. Eskiden daha zordu. Yani mesela benim atamın bir dükkanı vardı. Dükkanı sabah açmak zorundaydı. Akşam o gün dükkanı açmasaydı pul kazanma şansı sıfırdı. Ama bugün siz yatıyorsunuz ama sizin kanalınız izleniyor. Siz yatıyorsunuz, sizden alışveriş devam ediyor. 7-24 ticaret daha var. Daha flexible da böyle olur. Onun için biz şanslı bir dönemdeyiz. Turan Bey, bu yakınlarda bizde konak Doğan Bey oldu. Doğan Tomlis, siz de tanıyorsunuz. Mən ona sorsam da ki, buradakı təhsil və Türkiyə və ya da başqa ölkələrdəki təhsil necədir də? Yəni uçurum varmı ya bizdə yaxşıdır yoxsa onlarda yaxşıdır? O çox belə qəribə cavab verdi ki, bizdə daha yaxşıdır. Azərbaycanda? Hə, daha yaxşıdır. Amma dedi ki, yeganə fərq odur ki, insanlar çox yaxşı bilir, hər şeyi çox biliklidir, hər şeyi bilir, amma öz fikrini bildirə bilmirlər. Fikrini izah eləyə bilmirlər. Burada en önemli mesele bence en önemli mesele. Tabii üniversiteler var. Ben de bugün üniversitede bir programdaydım. Yani dün akşam çok üzücü bir hadise oldu. Yani üzücü hadise Ada Üniversitesi'ni düşünün bitirmiş bir hanım. Kırmızı diploma Ada Üniversitesi'ni birincilikle bitirmiş. Birincilikle.
Fakat hanımın işi yok. İşsiz. Belki tapa bilmir özünü. Yani düşün yani şu anda bu bilgiye sahip olan bir hanım. Yani işsiz olmamalı normalde. Ada gibi bir üniversiteyi gel dereceyle bir numarada bitir. Kırmızı diploma. Yani demek istediğim konu ne? Okumak eyvallah. Ama bunu hayata geçirmek ve başarmak başka bir maharet. Yani demek istediğim teoriyle pratik. Şimdi Doğan Bey'in söylediği, Doğan Bey iyi dostum, iyi arkadaşım, hakikaten çok keyif aldım bir abimiz. Şimdi buradaki üniversitelerdeki eğitim süreci ve eğitim operasyonu kötü değil asla. Bu iyi bir şey ama insanoğlu tembel. Hayatta düşündüğü şeyleri icra etmekten aciz. Soruları cesur şekilde vermekten aciz. Bazı şeyler sormaktan aciz. Bu olmamalı. Yani inadına inadına istemeli. İnadına inadına uygulamalı ki kabuğunu kırsın. Yoksa bir şans var mesela Azerbaycan'daki insanlar. İngilizce öğreniyorlar. Mükemmel. Zaten Rusça mektebinde okumuşsa veya aile Rusça konuşuyorsa böyle bir dili var. Bir de iki dil, bir de kendi lisanı var. Bir de Türkçe gibi lisan ona çok kolay televizyondan ve şeyden. Dört dille hayata başlıyor. Sıfır olan bir eleman. Bu çok avantaj. Araştırmak için avantaj, iş için avantaj, her şey için avantaj. Yani Azerbaycan böyle bir avantajı var. Sadece Rusça büyük bir bölgede konuşuluyor. O da onun için ciddi. İş adamlarının başarılı olması sebebi Özbekistan'da, Kazakistan'da, Ukrayna'da, Rusya'da bunun sebepleri var. Yani eğitim burada kötü değil. Onu demek istiyorum. Ama inan eğitim çok iyi olması ve kötü olması insana bağlı. Siz gidersiniz eğitime, alabildiğiniz kadar alırsınız. Bizim bir hocamız vardı, güzel söylerdi. Derdi ki ben ne kadar anlatırsam anlatayım, karşıdakinin alabileceği kadardır anlatımım. Karşıdaki ne kadar alabilirse. Turan Bey, böyle bir şey diyeyim. Bak, düz biraz sizin sahelerden uzak sahede. Bak, mesela çünkü bizim bizneskar layihasını biz götürmüşüz, mesela çünkü vermişiz size. Siz burada neyin yerdiniz, ne adımlar atardınız, kim bunu kaldırasınız? Herkesin yaptığını asla yapmam. Şu anda herkes aynı şeyi yapıyor. Aynı şeyle işiniz olmaz. Bir geçen bir arkadaşım bana LinkedIn'de yazdı. Dedi ki ya ben bir aile anneyim, iki tane bebeğim var. İyi tahsil aldım, eşimin varlı bir eşim. İmkanları var, iyi bir vazifesi var. Fakat ben de iş yapmak istiyorum. Çalışmak istiyorum, üretken olmak istiyorum. Haklı. Ve dedi ki siz benim soruma cevap yazsanız bu bir mucize olur. Biliyorum ki cevaplamayacaksınız. Size belki yüzlerce insan yazıyordu. Cevaplamıyorsunuz da bile. Tabii. Ben de yazdım dedim ki şimdi mucizen gerçek oldu. O hanım kızımız, tamam mı, o anne. Aha. Dedi ki ben insan kaynaklarında büyümek istiyorum. Aha. Onu bir şirkette gitti 3 ay parasız insan kaynaklarında çalıştı. İnsan kaynakları HR'da. Evet HR, insan resulleri. Dedi bu benlik değil. Bak hayal kurduğu işe bak. Dedi ki ben proje management operasyonunda bir iş. Bir test etti. Baktı o da onluk değil. Ama sonraki gelişmeyi size söyleyeyim. Avantajlı gelişmeyi. Dedi ki ben her zaman bir giyim markası yapmak istedim. İyi bir derzi. İyi bir derzi operasyonu yaptık ona. Ve başladı bir stüdyo tuttu. Giyimlerini çıkardı. Dedi giyimler çok güzel, fiyatları mükemmel. Beni tanıyan insanlara ben ürün satıyorum, çok memnunlar. Fakat ürün sayısı az değil. Dedi ne yapmam lazım? Dedim bulvarda defile düzenle. Bulvarda defile düzenle. Ses getir. Hiç kimsenin yapmadığını yap. Sen Zara değilsin. Esvaki değilsin. H&M değilsin. Senin bir markan var. Sen gel bu markanı ezber boz. Bütün herkes desin ki vay be. Şimdi klasikten çıkmak lazım. Buradan geliyorum bu meseleye. Herkesin yaptığıyla gidersek biz bu iş olmaz. Ben Turan Özbahçeci olarak hep ters şeritte giderim. Bize bir temel fıkrası var. Temel anons ediyorlar şeyden, radyodan. Diyorlar bir adam var otoyolda gidiyor ama tersten gidiyor. O da diyor ki ya ne bir adam, hepsi tersten gidiyor. Halbuki kendi özü gidiyor. Demek ki biraz farklı bakmak lazım. Bak arazi kurduğum dönem onu yaptım. Baktım ki Bakü'nün içerisinde business dar. Onun için Maştaka'ya, Bine'ye mağaza açmaya başladım. Hırdalan'a. Ya Hırdalan'da dünya kadar yaşayan insan var, bir market yok.
Ben İstanbul'da da böyle yaptım. İstanbul'da ben baktım marketçilik yapacağım. Trakya bomboş. Dedim İstanbul'da ben 10. marketçi olacağıma Trakya'dan bir numara olurum. Bu işte de siz öyle bir yapı kullanın ki farklı olsun. Herkesin gittiği yol olmasın. Düzeniyle, tertibiyle, yani sadece renk ve kamera sistemi olarak demiyorum. Yapı olarak, yer olarak farklı olmak zorunda olacağız ki biz başarılı. Bizim bugün Walmart Teze Pazar mağazasında çok inanılmaz bir operasyon var. Niye? Kulluk maksimum seviyededir. Walmart'ta? Evet. Ha, Walmart'ta. 100 bin çeşit var. 7-24 mağaza açık. Aradığının %99'unu bulmama şansın yok. Ama hizmet mükemmel. Alışveriş yapıyorsun, poşete dokunmuyorsun. Poşetleniyor, arabana geliyor, arabana sen. Her şey mükemmel seviyede. Rakibinden ayrılman lazım. Aynı market, o da market, bu da market. Walmart'a hakikaten öyle değil. Biz evin yanında var, bizde Walmart aynı siz dediğiniz gaydayla işleyir. Şimdi ona bakmak lazım. Seviyede. Mesela ben Araz'da niye dedim o zaman, siz harda Araz orada. Çünkü Araz'ın kuruluşundaki sebep neydi? Her zaman müşteriye yakın nokta olmak. Evet. Bakın 2011, bugün 2022 efendim. 11 sene geçmiş. Yani nereye müracaat ettiniz ve ne yaptığınızla ilintili işiniz. Niye ben baktım Azerbaycan'da ürünler çok güzel var, dünya pazarına çıkamıyor. İşte sana dedim fırsat. Bu insanları teşkilatlandırırsan, güzel ürün üretimi sağlarsan, öyle de dünya üzerinde mağaza kurarsan birer tane, o mağazalarla bu ticareti pekiştirirsen, işte sana iş. Orada birçok ihracatı, birçok ithalatı yapabilirsin. Yani projeye ona bakmak lazım. Buradaki bu projede de bence tamamen bir ezber bozma projesi yapın. Herkesin yaptığı, herkesin gittiği yol bırakmak lazım. Çünkü o bitiyor. Bugün TikTok yoktu eskiden, YouTube vardı. Şu anda YouTube düşüyor, TikTok kalkıyor. Facebook vardı, popülerdi, Instagram yoktu. Şimdi Instagram'da bir artış var. Ama TikTok Instagram'ı da vurdu. Yani her şey değişecek. İnsanlar alışkanlıklarını değiştiriyorlar. Yani kurduğumuz business'ın bakalım ömrü kaç yıl? Hatta benim bir konferansım oldu. Sizin işinizin ömrü kaç yıl? Kaç yılda insanlar sizi izleyecek veya bu işi yapacak? Süpermarketçilikte sözsüz ki bizim ömrümüz de az. Neden? Yarın normal dokunan süpermarketler olmayacak. Her şey elektronik ve online'a dönecek. Dünyada gelir bile. Düşünün dünyada. Bakın 50 yıllık Migros var Türkiye'de. 50 yıllık Migros var. Belki 60 yıllık diyeyim. 6 yıllık Getir tahtından ediyor adamı. 6 yıl önce kurulan Getir bugün Amerika'da mağazası hizmet veriyor. 9 Avrupa ülkesinde hizmet veriyor Getir. 20 milyar dolar oldu değeri. Bakın nereye gidiyor? 6 yıl önce kurulan bir şirket ama olsa 60 yıl. Sanal Migros da var ama Sanal Migros Getir'i yaptığı hızı, pratikliği ve operasyonu yapamadı. Onun için fırsatlar dünyasında yaşıyoruz. Business'ımızı dünyanın yeni geleceğine göre koordine etmemiz lazım. Asla klasik business yapmamamız lazım. Bir de demeli, Turan Bey, sizin resmi web sayfanızda böyle bir şey okuduk. Demeli yazılıbdır ki, Turan Özbahçeçi təkcə yaxşı rəhbər deyil, sözün əsl mənasında liderdir. Rəhbər və lider, bunların nə fərqi var? Bakın, lider hər zaman biz der. Rəhbər bən der. Lider gəl yapalım der. Rəhbər git yap der. Yani rəhbərlə lideri ayıran konu, lider daima biznesin içindedir. El eledir, omuz omuzadır ekibiyle. Ama rehber öyle değil. Rehber otağındadır, emreder. Sadece emreder. Turan Bey, sözünüzü lider kimi hissediyorsunuz? Ben kendim için abartı yapmak istemem. Ben ekibimle beraberim. Benim kapım 24 saat açıktır. Bir, size söyleyeyim. Siz buradaki her rehbere ulaşabilir misiniz? Yok. Mesele ulaşabilmek. Hanım kızımız beğen yazdı, ulaştı. Beri. Çok asan. Beri düzdü. Hakikaten. Üniversite öğrencisi bana yazdı. Bak tanımıyorum hanım. Bugün üniversiteye gittim. Orada bir gençlere 1,5 saat ders geçtik. Management artı gelecekle ilgili business. Ulaşılabilir değilseniz siz lider olamazsınız. Size ulaşılabilir olmanız lazım. Benim telefonlarımı herkes bilir. Niye? Ben anlamıyorum.
Herkes yazabilir. İmkan dairesinde herkesi de cevaplamaya çalışıyorum. Asistanım da cevaplamıyor, ben cevaplıyorum. Yani bu odur. Bu beni ahenkte tutuyor, bu beni canlı tutuyor. Lider olmak sadece sözcükle değil ki. Bu dəqiqə bax, indi bu sahələri dediniz də. İndi ümumiyyətlə təzə nəsə bir sahələr varmı ki, hara ki investisiyaya qoymaq istəyirsiniz, yəni belə yatırım eləmək istəyirsiniz? Vallahi ben şu anda tabii ki benim kendime göre hedeflerim ve ideallerim var herkes gibi. Bir defa 2024 2 oktavrında cari operasyonlardan çıkmak istiyorum. Yani birebir şirket operasyonlarına çıkmak istiyorum. Sebep ne? Daha faydalı olabilmek adına. İnsanlara, gençlere, iş adamlarına daha faydalı olabilmek adına. 2024 2 oktavrı bir sene önce tercih etmişim. Ben bunu söylediğim zaman kızlarıma, eşime dedi ya sen işkolik bir adamsın. Hayatta bunu yapamazsın. Ama geçen bir yılda diyorlar ki artık biz inanıyoruz ki gerçekten sen bu işleri bırakacaksın. Çünkü niye? Kurduğum, yaptığım, geliştirdim, bir yere getirdim. Eyvallah. Yani devreliyiz yavaş yavaş. Devrediyorum. Şu anda bir bir devrediyorum. Bir bir çıkıyorum. Sebebine gelince bu çok önemlidir. Yani bazı insanlar var koltuğa yapışır. Asla koltuğa, yaşı olur 50, 55, 60, 65 bırakmaz. Benim öyle bir ahlakım yok. Ben de koltukta çalışan değilim. Bir defa bırakmalı insan. Bir yeri yaptın, belli bir aşama geldin, teslim et. Sonra yeni bir işi ahengini yap. Ben yeni inmez konularıyla ilgili daha çok sanal işler beni çok cezbediyor. Sanal? Yani online business, aha. NFT dediniz, kripto valuta, yani böyle dijital para. Yani bunlar beni böyle çok böyle heyecanlandıran işler. Yani geleceği aslında ahenk verecek işler. Onun üzerinde şu anda çok büyük oyunlar gidiyor. Çünkü onun geleceği çok parlak. Yani biliyorsunuz ki şu anda bir şey senaryosu yaşıyor. Yani yükselen trend tamamen düşme trendi var. Olabilir. Bana yeni inkişaflar lazım. Benim inandığım bir şey var. Bugüne kadar yapılan uygulamalar bu işin %5'i %6'sı. Uber'i, Getir'i, Yemek Sepeti, Volt'u, ne kadar markası, Trend yok. Bunlar hepsi işin %5'i hala. Hala uygulamaya geçmemiş yüzlerce proje var. Binlerce proje var. Ben bugün üniversitede söyledim. Bir otak problemi oldu. Üniversitenin diyelim 100 tane otağı var. Aha. Derslikleri var. Burada da tabii programlar var. İşte profesörün konuşması var, sizin konuşmanız var, başka bir otakta başka bir toplantı var, rektörün bir programı var. Niye dedim bunlar dijital değil? Niye dijital? Ben geldim. Niye beni dijital kabul etmiyor? Sizin numaranız 306'da falan yerde. Veya beni izlemeye gelen, dinlemeye gelen talebeler. Niye bilmiyor falan otakta falan program var. Online. Yok. Aturan Bey, onlar institutlarda hele köhne programı değişebilmeler. Köhne programı bakın de, işte o nece değişecek? Sorun ne? Bu ahenkle biz bir yere gidemeyiz. Onu üniversite burası, üniversite. Üniversite her şeyin geleceği olmalı. Her şey yön vermeli. Turan Bey, ben size bayağı dedim ki, ben üniversiteye daxil oldum. Ben Bakı Devleti kurtarmışım. Bakı Devlet Üniversitesi'ne daxil olanda ben hakikaten böyle tedirgin olmuştum. Dedim ki, budur üniversite. Hansı ki, ben hayalimle gelirdim oraya. Ya. Budur. Çünkü sen hayalinde o kadar büyütmüşsün ki. Demişsin ya orası. Ama gelmişsin demişsin ya, bu mu ya? Ben Kazakistan'a gidiyorum. Kazakistan'da ben hiç tengeye elim değmiyor. Tengeye parasına elim değmiyor. Orada Kaspi Bank diye bir bank var. Uygulaması var. Marketlerimizde QR kod var. Taksiciye biniyorum taksiye. Taksinin orada QR kodu var. Basıyorum, ödemesini yapıyorum. Gidiyorum güverti alacağım. Küçedeki güverti satana. Oraya telefon numarası yazmış. Numarayı yazıyorum, parayı transfer ediyorum. Pul kullanmıyorum. Kazakistan ya. Avrupa değil, Amerika değil. Ama geliştirmiş. Parayı kullanmaya gerek yok efendim. Peki bizde de... Kağıda gerek yok. Kağıt niye kullanalım? O kağıt aynı zamanda mikrop taşıyor. Yani ne gereği var pul kullanmaya? Artık teknoloji var. Bu ve buna benzer. Artık siz telefonunuzla yapabildiğiniz işlere bakın. Bizim artık hayatımız telefonumuzdaki bütün iş. Uçak biletimizi alıyoruz, biniş kartımızı alıyoruz. Gerekirse pasaporta ne gerek var? Onu okut. Her bir şey. Kimliğini niye okutuyorsun? Her şey onda olmalı. Hiçbir şey taşımaya ihtiyaç yok. Evin açarı bile olmamalı. Onunla evini açman lazım.
Maşına onunla dokunman lazım. Her şey. Dünya böyle bir dünya. Onun için klasikten çıkmak lazım. Turan Bey, bakın sizin de bu kifayet kadar tecrübe topluyorsunuz da, yani bu sahada, biznes sahasında. Bunu bir kitaba çevirmek planı var mı? Ve ikinci bir sualım ona ait ki, sizin özünüzün sevdiğiniz, okuduğunuz janrlar, bir kitaplar var mı herhangi bir? Ya aslında doğruyu söylemek lazımsa son zamanlarda kitap okumaya vakit yok. Aslında bu bahane olmamalı. Kitap güzel bir şey ama ben kanalları çok izliyorum. Yani daha çok izlemeyi seviyorum. Aha. Yani YouTube kanallarını izlemeyi seviyorum. Böyle meraklı şeyleri bulup onları dinlemeyi çok seviyorum. Daha yeni informasyon. Tabii ki yani o güncel. Yani kitap biraz daha böyle daha farklı bir mecra. Ben de kendime nacizane böyle bir YouTube kanalı oluşturmuşum. Ve o YouTube kanalında sorular var. Mesela aranan adam. Çok kaşık, çok kaşık. Yani aranan adam mesela. Ben diyorum ki aranan adam olun mesela. Yani böyle çok farklı mesela negatif insanlardan uzak durun diyorum. Yani sizi negatife sürükleyen, sürekli bahane üreten insanlar değil, motivasyon karakterli insanlarla beraber olun. Gibi gibi ona yeni başladık. Yani 8-9 hafta oldu. Güzel bir gelişme var. Onların kısa videolarını TikTok'ta yayınlıyoruz. Yani insanlara daha faydalı bilgi aktarmak için. Kitap benim sözsüz ki hayalim. İşte 2024 2 Oktober'dan sonra inşallah daha böyle bir vakıf kurdum, hayriye kurumu. Onun için çalışacağım Allah nasip ederse dünya üzerinde. 52 ülkede oldum. Yani ben istiyorum ki yani 200 küsür tane ülke var. Gezmediğim, görmediğim bir yer kalmasın. Yani Allah bana nefes verdiği müddetçe. İnşallah. Onu yapmak istiyorum. Orada çekeceğim ve yapacağım bütün işleri de insanlara aktarmak istiyorum. Yani benim burada tek derdim var. İnsanlar o bilgileri alsınlar ve uygulasınlar. Yani balık vermekten yana değilim. Balık tutmayı öğretmekten yanayım. Hiç kıskanç değilim. Yani aklıma gelen ne proje olsa hemen paylaşıyorum. Bu step'ini gördüm. Kendim nacizane dedim ki ben de kendim bu keyif alıyorum. Çünkü ben yürümek istiyorum ama her gün kendimi motive eden bir şey yok. Bu beni motive ediyor. Çıkıyorum, hoşuma gidiyor. Çok süper. Yani niye? Beni disipline etti bu. Yani kilo vermem ve sağlığım için nedir? Bir araçtır. Yani demek istediğim bunlar avantajlı. Onun için çok araştırıyorum. Gençlerle çok vakit geçiriyorum. Platformlarda tartışmayı seviyorum. Sorularını cevaplamayı seviyorum. O nedenle kitap benim gelecekte yapmak istediğim en güzel şeylerden bir tanesi. Bak, Azerbaycan'a gelende öyle bir adet enene gördünüz mü ki? Yani dediniz ki, wow, böyle şey olmaz yani. Bu nedir? Azerbaycan'da beni en etkileyen projeyi söyleyeyim. Aslan Hizmet. Aha. Aslan Hizmet'e bayıldım. Geçen Gürcistan'da oturum almaya gittim. Aslan Hizmet'in esas ilk çıkışı bence Gürcistan. Öyle söylediler, bilmiyorum. Gidiyorsunuz efendim, fotoğraf mı çekmek lazım? Orada fotoğraf çekme yeri var. Hukukşinas var, tercüme yeri var. Belge yeri var, evrak yeri var, bankası var. Yani buradaki Aslan Hizmet'te de kimlik değiştir, pasaportunu al, migrasya idaresine başvur, nikahını yapmak istiyorsan evlilik, her şey yapıyorsun. Türkiye'de bu yok. Türkiye'de nüfus dairesi başka, oba yeni yeni cemleşmeye başladı. Ama az. Ben Aslan Hizmet'im. Artı ben gönüllüler var. Dilekçe yazmak lazım. Gönüllü geliyor bana yardımcı oluyor. Öyle, öyle. Çıkarken diyor ki memnun kaldınız mı anket yapalım. Aslan Hizmet abi Azerbaycan'da numara bir. Aslan Hizmet indi ben seferimize başka ülkelerde de artık tedbik ediyorlar onu. Ben o projeye çok bayılıyorum. Mesela şu anda burada gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi. Azerbaycan'da zevkle izlediğim. Ben buraya geldiğim zaman 11 sene önce e-fatura vardı burada. Var idi. Ama Türkiye'de e-fatura henüz yeni konuşuluyordu. Bir şey daha seviyorum. EDV meselesini. Azerbaycan'da olan güzel bir şey. Yani iş adamı olarak mesela güzel gibi görünmüyor ama akıllı bir şey. Mesela siz bana mal sattınız. 100 lira artı EDV yani 118. Aynen, aynen. Ben size 100 lirayı sizin banka hesabınıza gönderiyorum. 18'i devlete gönderiyorum. Devlete, aynen. Türkiye'de bu yok. Ben 118'i sana gönderiyorum. Sen biriktiriyorsun da devlete verirsen burada bunu ayırmışlar. Yani Azerbaycan'da bu güzel bir özellik. Doğrusu bu. Amerika'da daha iyisi var. Nedir? Mal alırken fiyat bakıyorsun 100 lira. Kasaya gidince 118. Niye? EDV'yi kasa diyor ki o benim param. Öbürü devletin parası. Aslında olması gereken her şey EDV'den azat görülmeli. EDV'yi ayrıca ödemen lazım. Tüketici olarak da.
Biz marketlerde EDV dahil ödüyorsun. Orada ayrıştırma restoranlarda. Tamam mı? Evet. Ama şimdi mesela onu çok beğeniyorum. Niye? EDV ayrı devletin kasasına gidiyor. Devlet direkt pulunu anında alıyor. Ben de diyelim sen bana 118'i ödedin. O kalan miktarda ben de harcayabiliyorum benim inisiyatifimde. Ben de mal alırken EDV'yi evezleştiriyorum. Ben bu uygulamayı çok seviyorum. Azerbaycan'da. Bakın Turan Bey, Azerbaycan'da ümumiyyətlə necə fikirləşdiniz? Necə Azerbaycan'da her bir yerdə de. Yani biznesə başlamaq istəyən adam, kariyerə yüksəlişi eləmək istəyən adam, bax indi sizə qulaq asan adamlar da, onlar nə eləyə bilərlər ki, nə eləməlidirlər? Ümumiyyətlə bir addım ki, onlar öz bir pillə daha yuxarı qalxa bilsin. Öncə kəndini tanısın. Mən nə yapmaq istəyirəm? Mən nəyi yapmaya müqtədirəm? Nəyi yapmaq beni mutlu ediyor? Yani kendisini, özünü tanısın. Milletin söylediğiyle değil, kendi özü ne yapmak istiyor? Ona karar versin. Karar verdikten sonra risk alsın. Diyelim ki harici ülkeye gitmek istiyor. X bir ülkeye gitti. O ülkeyi tanısın. O ülkenin insanı olmakla ilgili kendini o ülkeye adapte etsin. Benim kızlarım bazı eleştiriyor. Ya der, baba biz seni tanıyamıyoruz. Sen o kadar tam Azerbaycanlı olmuşsun. Çünkü ben o kadar burada kendimi şey yapmışım ki, yani kaptırmışım ki diyeyim. Bu çok önemlidir. O ülkenin önce oturumunu alsın. O ülkede banka hesabını alsın. O ülkedeki yaşam şartlarına baksın. Avantajlarına baksın. Çocuklar için ve gençler için ilk başlangıç nedir? Risk almak olabilir. Ben tavsiyem ne? Eğer bir yerde çalışıyorsa, çalıştığı yeri bırakmasın. Diyelim 9-6 bir yerde çalışıyor. 600 maat maaş alıyor. Bunun %20'sini ayırsın. 480 manatı ihtiyaçlarını karşılasın. 120 manatını ayırsın. Ve yavaş yavaş o biriktirdiği pulla 6'dan sonraki zamanı, hafta sonu zamanla işini planlasın. Ne yapmak istiyor? Basit işler kursun. Kaybettiği zaman üzülmeyeceği işler kursun. Ben birçok işi kaybettim. Para kaybettim. Ama karşılığında mükemmel tecrübe aldım. Bildim ki bu işin karşılığı ben tecrübem. O tecrübeyi almamış olsaydım bugün o büyük işleri yapamazdım. 10 lira işe girdim, kaybettim. 10 lira karşısında bana 10 lira bir tecrübe geldi. Ama 100 lira işe girdiğim zaman o tecrübemle o 100 lirayı 1000 lira yaptım. Onun için küçükten başlasınlar. Ufak ufak. Ama eğer ihtiyaç sahibilerse, çalışmakla yükümlülerse çalışsınlar bir yerde. Ben de maaşı çalıştım şimdi yerler var. Düzenli maaş aldım, hizmet verdim. Bırakmadım ki. Evet, çalıştım. Tabii tabii çalıştığım yerler var, hizmet verdim yani şirketlerimde. Hmm. Nihayet o şirkette ben de bir çalışanıyım. Tesisçisi ben olsam bile. Yani tesisçi demek hiç şirkete gitmeyip hesabı alan insandır. Ama siz hem tesisçiseniz hem de orada bir vazifeniz varsa nihayetinde aynı zamanda bir çalışansınız. Ona göre planlasın. Gelirinin %20'sini ayırsın. Size sorarım ben. Çalıştığınız günden beri paranızın %20'sini ayırsaydınız şimdi ne kadar paranız olurdu? Derdim 1000 lira kazandım, 800 kazandım. 500 lira kazandım, 400 kazandım, 100 lira arttırdım. Elimizden geçen para miktarı çok. Yeter ki tutmak lazım. Turan Bey, indi biz Instagram'dan suallar rubrikasına keçirik. Bizdə bir sual var, hansı ki diqqətimizi cəlb elədi. Bu, Məhəmməd Hüseynovdan gəlibdi. Forumların birində sizə qulaq asıbdı və deyir ki, o kriptovaluta yaradacağınızı demişdiniz. Yaratmışsınız artıq onu. Yarattım. Yarattınız. Evet, retoken diye bir layihə yaptım. Bakın, duygusallıq olmamalı ticarətdə. Retoken. 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 Bu bonus mantıklı bir tane kripto valuta. Bakın retoken. Yani retokenin avantajı nedir? Aşağıda çocuk bezini satmak isteyen hanım satıcı 5 çocuk bezi markası var. Niye o çocuk bezini satsın? Çünkü o çocuk bezinde eğer retoken varsa, kazanma bonusu varsa, şimdi bakın çıkan bütün dijital paraların bir hikayesi var. Mesela Bitcoin'in bir hikayesi var, Ethereum'un bir hikayesi var. Retoken'in hikayesi referral bonus sistemi. Yani siz
bir ürün satmak istiyorsunuz. Ben sizin o ürününüze satmakla ilgili destek veriyorum. Siz o ürün satışından doğan paradan bana bir ödül veriyorsunuz. O ödülün ismi RETO. Yani kısaltılmışı RETO. Bu crowdfunding şimdi yani investisyon yatırsan ve... Aynen öyle. Bütün gelişmelerde, bütün satışlarda elde edilen gelirlerden doğan bir bonus sistemidir. Çok maraklı. Bununla ilgili bakın biz IDO'yu yazdık. Web tasarımını, web tasarımını yazdık. Bütün operasyonların hepsini tamamladık. Şu anda IT yazılımı var. Biz geçen hafta, yani normalde 11 Mayı'da çıkışımızı yapıyorduk. Launchpad'e artı 12'sinde de Binance şeye çıkacaktık. PancakeSwap'a. Niye? Biz onu biraz teyit ettik. Çünkü pazar o kadar kötü bir hal aldı ki. Onu bir süre aralık verdik. Bizim projemiz hazır. Şu anda 8-10 tane çok büyük kurumla görüşüyoruz. Projemizi daha farklı boyutta organize etmeye çalışıyoruz. Gayemiz insanlar birikim yapabilsin. Dedim ya biraz önce 100 Mart aldığın zaman 20 Mart'ını sakla. Aşağıdaki arkadaşlarımız, mal satan arkadaşlarımız zaten kazançlarını manat olarak alıyorlar. Türkiye TL olarak alıyor, harcıyorlar. Bunlar harcayamayacağınız para. Biriktir, ihtiyaç oldu, harcayabiliyorsun. Anında change yapabiliyorsun, banka hesabına aktarabiliyorsun. Yani tamamen senin yaptığın hizmetlerden elde edeceğin prim. Elde edeceğin bonus, cashback. Çok süper. Bizim bu ümumiyyətlə Bitcoin'lə bağlı silsilə verilişlərimiz olacaqdı. Mən çox şad olarıq əgər gəlib indi çıxanda təbii ki bunun haqqında danışmaq İnşallah. Maraqlı bir mövzu olacaq. İnşallah. Ben yarım iş yapmak istemiyorum. Onun bazı eksik ve operasyonlarla bir de pazar şartlarını da gözü alarak biraz da yatırımcım var çünkü. Yani yatırım yapan insanların mutlu olması lazım. Fakat bugünün şartlarında bu tarihteki şartlar yatırıma müsait tarih değil. Çünkü niye? Bu Ukrayna ve Rusya savaşından sonra gelişmelerde ne oldu? Rusya'daki insanlar daha çok ev, araba alırken yurt dışında hep Bitcoin'le aldılar. Evet. Ve Amerika bu hoşuna gelmedi. Çünkü Amerika dolarını kullanmak istiyor. Ve ne yaptı? Şu anda atağa geçti. Aynen öyle. Abi dünya başı boş değil. Bugün pandemi vardı. Bugün pandemi nasıl bitti anlamadık. Bir günde maskeler bitti. Bir günde her şey güzeldi. Daha dünü unuttuk. Yani halbuki pandemi kıyamet kopuyordu. Yani bugün Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş operasyonunda nasıl oldu, nasıl bitti, nasıl bir bölgeye gitti? Hani Kiev'e ele geçirmişti, hani bu böyle olacaktı? Yani bak bazen akıl sır ermeyen hadiseler var. Orada siyasi meseleler tabii ön planda. Onun için bu da projemizdir ve projemiz belli bir aşamaya geldi. Çok güzel gidiyor. İleriki günlerde de çok farklı güzel haberler sizlerle paylaşacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, indi tez-tez verilən suallar rubrikasına başlayırıq və qeyd edelim ki, Turan bəy, burada verilən cavablar heç bir montaja getmir, olduğu kimi yayımlanır. Yəni, biz sualları təbii ki tez-tez veririk, sizdən də tez, qısa cavab almaq istəyirik onları. Sevdiyin musiqi janrı? Qayahan. Diplom yoxsa bacarıq? Bacarıq. Sevimli avtomobil markanız? BMW. İndiyə nə qədər sizin fikrinizə çəkilən ən yaxşı kino? Stajyer. Stajyer de bir kino var. En etkilendiğim kinodur. Aha. 60 yaşında bir adam stajyer oluyor. Aha. Hayata yeniden tutunuyor. Dünyada, belə deyim de, perestişkar fanatınız olduğunuz futbol klubu. Fenerbahçe. Bu Türkiye'de. Olsun, dünyadır. Doğru, Türkiye'de dünyadır. Dünyanın bir parçasıdır. Tamam, Azerbaycan'da böyle maraqlandığınız var mı? Yok, maalesef yok. Bak, Turan Bey, otelden çıxanda her birimiz oradan neyse de olsa bir şey götürmeye çalışırıq. Yaşadım otelde. Yaşadım otelde. Bana caiz gelmiyor. O benim kullanımım için verilmiş diye düşünüyorum. Asla bakın, hayatımda o kadar hep otellerde kalırım. Asla otelin en ufak bir şeyini kullanmamız. Hatta CIP'ye giderim havalimanında. CIP'den çıkarken bazen bir su alacağım ve yürüyeceğim ya uçağa. Onu bile alırken tereddüt ederim. Derim ki buradaki bütün yiyecek ve içecekler benim için pulsuzdur. Ama burada yemek için, götürmek için değil. Oteldeki malzeme benim kullanım için pulsuzdur. Ne diş pastasını götürürüm, ne diş fırçasını, ne terliğini. Hiçbir şeyi almak istemem. Bir defa bana caiz değil. Hayatta almamışım. Tamam.
Sizcə xoşbəxt olmaq üçün nə lazımdır? Ben dünyanın en mutlu adamı olduğumu düşünüyorum. Çünkü niye? Yaşamak istediğini yaşarsan o şüphetlik odur. 9-7 beraberdi. 63. 63. Urfa plakası. Deməli, ilk sevdiğiniz hanımla harada tanış olmuşsunuz? Mesela bahçede mi, mektedir mi? Yoldaşım mi? Zaten. Yoldaşımla biz markette. Bakkal dükkanında, benim müşterimdi. Aşk öyle başladı. Çok süper. Bak, indiyene kadar içtiğiniz en bahalı içki? Ben bugüne kadar hiç alkol almadım. Hiç almadınız? Hiç sigara içmedim. Yaxşı, alkol demeyek. Ümumiyyətlə, içdiyiniz bir deyə, sok deyə, bir şey deyə, mesela içki, şirə. Yani ilk kolayı çok severdim eskiden. 20 yıldır kullanmıyorum gazlı içecek. Aha. 20 yıl öncesinde Coca-Cola'nın mesela o light'ı çıktığı zaman, zero'su çıktığı zaman severdim. Ama şu anda Azerbaycan'da en sevdiğim içki sorarsan düşesi çok severim. Aha, düşesi. Yani armut düşesi çok aha, severim. Süper. Artı burada da içeceğim normal içki hep nar suyudur. Sıkılmış orijinal nar suyu. Mevsiminde tabii. Hayatınızda pozitif təsir gösteren şəxsin adı? Yani dönem dönem hep farklılaştı ama krizi yaşadığım dönemde bana Besim Diril diye bir tane üstadım var. Bir bankacı, kendisi Avrupa'da, Amerika'da kalmış. Onun çok tesiri oldu benim hayatımdaki geçişte, kırılım noktasında. Son seyahat ettiğiniz ülkenin adı? Geçen hafta Tiflis'ten geldim. Tiflis'ten. 2 gün sonra Kazakistan'a geçiyorum. Bak, gelecekte planlaştırdığınız 3 ülke haraçı seyahat etmek istiyorsunuz. Şeye gitmek istiyorum, Avustralya'ya, Sidney'e. Çünkü orada Gloria Jeans'in merkezine gitmek istiyorum. Orada Grant'la buluşmak istiyorum. Çünkü hayal ettiğim ülkelerden bir tanesi. Aha. Amerika vizem yeni çıktı 10 yıllık. Amerika'yı seyahat edeceğim yakında. Bir de İtalyan var. İtalya. Zaten diğer ülkeleri her gün geziyorum. Geziyorsun. Ukrayna yoksa Rusya? Ukrayna. Uşaq vaxtı bizim hamımızı nəyəsə qorxudurdular da. Ki onu eləmə, bunu eləmə, nəsə qorxudurdular. Bir de qoxan deyirlər, başqa bir şeylə. Sizin nəyə qorxudurdular? Hiç qorxduğumu və qorxutulduğumu hatırlamıyorum. Annemin de böyle beni qorxutacak bir şey hiç yadımda değil yani. Sevdiğiniz idman növü? Ya yürümeyi seviyorum, bir de basket, voleybol. En çok basketi seviyorum. Basket oynamayı seviyorum. Restoranda verdiğiniz en büyük hesap? Vallahi çok içki içmediğim için yani 500-600 manatı ben geçtiğini hesaplamıyorum yani. Böyle çok uçuk bir rakam ödediğimi hiç hatırlamıyorum. Böyle bir şey diye, ofisanta verdiğiniz en büyük bahşiş? Bence 50 manattır. Mesela. Ama orada bir düzeltme yapalım şeyde. Düzeltme yapalım. Çünkü benim verdiğim geniş iftarlar buna müstesna. 2-3 neferle verdiğim shot yani en fazla 400-500 olmuştur. Aha. Ama bazen 10 kişi, 20 kişilik programlar olmuştur. 2000-3000. Aha. Ödemişimdir onu. Tamam, onu hesap edeyim. Evet. Turan Bey, bak böyle bir imkan yaransa size, ne baksa yaradıcıyla görüşseydiniz, ondan ne sorardınız, ne sorardınız? Ya ben mağdur ve yoksul operasyonuyla bir şey talep mi ederdim? Yok yok, sorsardınız ki, yani ne sualınız var ona? Yani ona soru olarak sualim. Yaradıcıma soru olarak ne sorabilirdim? Ne sorabilirdiniz öyle? Çok meraklı bir sual. Hakikaten bak ben bunu hiç düşünmedim. Rabbimin karşısına çıksam ona ben ne sual sorabilirim? Ne yani sorabilirim? Talep ve dua diyebilirim ama sual olarak düşüneceğim böyle çok meraklı bir soru hakikaten. Rabbime ne sorabilirim? Bir defa Rabbimden çok razıyım yani. Çok razıyım. Yani mesela bazen şikayet eder insanlar. Ben tam tersiyim. Verdiği her şeyden de çok mutmainim ve tatminkarım. Yani ona böyle sual sorma mantığıyla ilgili vallahi aklımda bir şey yok. Ama dua ne istersin diye sorsan onun tabii ki karşılığı var. Demeli Arjantin'in paytaxtı? Arjantin'in mi? Arjantin, he. Vallahi yadımda değil. Oraya hiç gitmemişim. İnşallah gidersiniz. İnşallah. Buenos Aires. Buenos Aires, evet. Senin kahramanın kimdi? Benim kahramanım mı? Aha. Efendimiz. Gizli istedadınız var mı ve varsa nedir? Herkeste sırlar vardır. Bende sonsuz sırlar var. Ölüme götürecek sırlar var. Onu kimseyle paylaşamayacağım. Tamam. Hansı süper gücünüzün olmasını isterdiniz? Yani seçim olsaydı böyle seçmeye olsaydı. Ya seçim olsaydı yani bana bir özellik dese ben isterdim ki bütün dilleri bilebileyim. Eğer yani dil, lisan, aha, hangi ülkeye gidersem gideyim o lisanı konuşmak çok isterdim.
Bugün hayatınızda son gününüz olsaydı, evet, ne yerdiniz, ne işlerdiniz? Ya ben çok farklı bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Ben her gün sabah öleceğim gibi düşünüyorum. Ölüm güzel şey. Budur perde arkasındaki haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ben ölümden çekinen değilim. Ölüm vuslattır. Tabii çocuklarımı, eşimi özlerdim, öleceğim dostlarımı özlerdim. Ama orada belki annem, babam, arkadaşlarım, çok insan var. Onun için ölüm beni korkutmuyor. Ölüm bana vuslat geliyor. Ayrılık değil. Turan Bey, biz böyle bir burada sual var. Soruyoruz ki, eğer 1 milyar doların olsaydı ne ederdin? Ümumiyyətlə, ne işle meşgul olardın? Ben size biraz bunu farklı vereceğim. Eğer 10 milyar dolarınız olsaydı, ümumiyyətlə, ne iş görerdiniz mi? Bir şey iş görerdiniz mi? Şu anda benim zaten 2024'ten sonra yapacağım bütün kazanımlarla ticaret yapmayacağım. İnsanların hayallerini gerçekleştirecek bütçeleri vereceğim. Mesela bir adam geldi bana, bugün 17 bin manata diyor ki benim böyle bir hayalim var. Onu veririm ve o hayal gerçekleşsin. O ve ona benzeri yüzlerce, binlerce insan var. Yani böyle fon tipli, ben fon tipli yani. Karşılıksız. Allah için. Ona bir şartım olur. Derim ben sana 17 bin manat invest veriyorum. Bu hayalini gerçekleştir. Ama bu 17 bin manat Allah katında verilmiş bir para gibi düşün. Sen de sabahleyin 17 bin manatla birilerine 1, 2, 3 neferin hayalini gerçekleştir. O senin vazifendir. Bu silsileyi açardım. Ben kaç tane hayal gerçekleştireceksem, diyelim ben 100 tane hayal gerçekleştireceksem, onlar da 100'er tane yapsa, öbürleri 100'er tane yapsa, insanların hayalleri hep gerçekleşir. İnşallah suistifade edemezler ondan. Suistimal eden kendisi kaybeder. Ben vazifemi yaptım. Benim için problem değil ki. O Allah'a hesap versin. Ben yaptım mı yaptım. Ver, istedim verdim. Ben Allah için veriyorum. O yanlış yapabilir, üçkağıt yapabilir. Beni ilgilendirmiyor. Sonuç beni meraklandırmıyor. O onun sorunu, benim sorunum değil. Ama onun kötü niyetli olması benim iyi niyetimi engellemesine asla müsaade etmem. Ben iyi niyetli vereceğim. O tabii, kötü de olsa. Tabii. Pul yoksa vicdan? Vicdan. Vicdan olmazsa hiçbir şey olmaz. Güç nerede değil? Güç akıldadır. Hiçbir şeyde değil. Turan Bey, teşekkür ederiz geldiniz. Siz neyinki izleyicilerimizin, benim özüm bazı meseleleri çok aydınlattınız. Hakikaten çok çok faydalı oldu. Deyirəm ki, izleyiciler için de hakikaten faydalı olar. Bir daha geldiğinize, iştirak edildiğinize göre size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim konuk ve konukseverleriniz için. Ben de burada iki saati nasıl geçirdiğimi bilmiyorum. Çok çok minnettarım. Başarılar diliyorum. Takip etmeleri lazım. Çünkü bilgi en önemli şeydir. En derin şeydir. Onun için bunları takip etsinler. Buradan bir kelime bile öğrenmeleri, hayatlarındaki bir akış değiştirmeleri bile çok önemli. Onun için bizi izlemeye devam etsinler. Herkese saygılar sunuyorum. Bizden bu kadar. Sizden ise talep olmayan yegane bir şey. Bildiğiniz gibi videonu like etmek, şerh yazmak ve kanala abone olmak. Teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağ olun.